HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.05'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündeme dair biliyorsunuz, hafta içer sabah olduğu gibi biliyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşüncelerinizin 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii çok konu var. Milli takımımızın maçı var ama özellikle Paris 2024 Paralimpik oyunlarında tarihi bir başarı elde ettik. Biliyorsunuz 6'sı altın olmak üzere 28 madalya alarak rekorla tamamladık bu olimpiyatları. Milli sporcularımız oyunlarında 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile kazandı. Birçok açıdan da tarihe geçen bir organizasyondu. 6 altın madalya ile Rio 2016'daki 3 altın madalya kazanmıştık o dönemde. Bunun 2 katını geçtik. Türkiye Tokyo 2020 olimpiyatlarında da kazandığımız toplam madalya sayısının neredeyse 2 katını elde ettik. 28 madalya bitirdik. Şimdiden orada mücadele eden, ülkemize dönen, paralimpik oyunlarında bize tarihi başarı yaşatan sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Milli takıma döneceğiz. Tabii Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray milli arada birincilik ekiplerinden Esenler Erekspor'la karşı karşıya geldi ve Galatasaray'ın 8-3 üstünlük maçın bittiğini söylemek istiyorum. Detayına birazdan gireceğiz. Milli takıma gireceğiz. Montella ile ilgili de çok fazla haberler çıkmaya başladı. Oynanan futboldan memnun olmadığı konuşuluyor. Bir hoca değişimi olabileceği yönünde de sinyaller var. Umut vermediği yönünde. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Sağ ol. Ben Yalım, ben Galatasaray taraftarıyım. Yalın, hoş geldin kardeşim. Yalım. Hoş bulduk. Yalım şimdi değil mi? Yalım. Yalın, şunu söylemedim. Yalın. Yalın. Şarkıcı Yalın var ya abi. Ha, şarkıcı Yalın. Tamam, pardon, özür dilerim. Onunla aynı. Benim isimden çok az zaten Türkiye'de. Ya 4 tane ya 5 tane. Ama popülersin. Sağ ol abi. 4-5 diyorsun ama Yalın. Ama sen benden daha popülersin. Yok abi. Yalın daha popüler. Tamam abi, o zaman sen öyle diyorsan öyle. Estağfurullah, söyle. Şimdi bugün güzel İzmir'imizin evet, yıl dönümü. Şahane. Şahane. Söyleyeceğim zaten. Güzel bir gün bizim için. 102. yıl dönümümüz. 102. Evet. Yıl dönümüz. Evet. Bu vasıtayla milli maçı da buraya alan federasyonu da ben tebrik etmek istiyorum. Helal olsun. Yani. Valla iyi düşünmüşler. Evet, güzel güne denk gelmiş. İnşallah güzel bir galibiyet alırız. Ben yalnız Galatasaray'la alakalı bir şey konuşayım. Söyle abi. Kardeşim. Şimdi ben bir Galatasaray taraftarı olarak çok mutlu değilim. Hayırdır baştan inşallah. Söyleyeyim sana. Osimhen transferi falan, bunlar beni hiç alakadar etmiyor. Çünkü sen Osimhen'i alabilirsin. Belki dünyada 4-5 önemli transferden bir tanesi anlamında. Forvet anlamından biri, pahalı anlamında. Şimdi ben bu kadar kötü kadro mühendisliği yapan bir kulüp bu sene daha görmedim. Şimdi sizin sol kanadınız yok. Sağ kanadınızda belirli kısıtlı oyuncularınız kaldı. Ya Kerem gitti, Zaha gitti. Şimdi Hakim Ziyech gideceği konuşuluyor. Kanat anlamında baktığın zaman sıkıntılar var. Stoper bölgesinde sol beklerde sıkıntı, sağ bekte sıkıntı, stoper bölgesinde sıkıntılar konuşuluyor. Demek şimdi istiyorsun gibime geliyor. 4 tane daha Osimhen alsanız bu adamlara kim top taşıyacak? Farz edin ki Hakim Ziyech kaldı. Hakim Ziyech'e ne kadar güvenebilirsiniz yıl içerisinde? Ne kadar devamlılığı olabilir? Yani zar sur sakatlanmaları, milli takıma gidip geri dönmemeleri falan filan işte biliyorsunuz. Hakim zaten Kuzey Afrikalı oyuncular biliyorsunuz birazcık sorunlu oluyor genel anlamda yani. İkincisi yani ne yapacaksınız? Yani Barış'ı sola koyup Alper'i sağa mı koyacaksınız? Böyle bir metot mu üreteceksiniz? Çocuğu ikiye bölüp yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Orta sahamız sıkıntılı. Farz edin ki bir sakatlık, 3 kulvarda mücadele edeceksiniz. Doğru. Nasıl bir bu kadro mühendisliğidir? Yani siz isterseniz Icardi değil Başakşehir'i üçünü bir oynatın. Bunlara top taşıyan oyuncu olmadıktan sonra 4-3-3 oynarsınız en fazla. Onda da en fazla ya perişan olursunuz bir maçta ya da çok müthiş yediğinizden fazlasını atarsınız. Zaten savunmamız çok büyük problemli. Abdülkerim'de yani, de büyük bir düşüş var, doğru söylüyorsun. Ben şunu söyleyeyim, ben Metehan'ın oraya monte edilmesi tarafındayım. Yani biz düşünün, Metehan 22 yaşına gelmiş genç oyuncu diyoruz. Avrupa'da adamlar şakır şakır 18-19 yaşında adam oynatıyor. Koyuyor Şampiyonlar Ligi maçına, hem de Şampiyonlar Ligi maçına çatır çatır oynatıyor yani. Doğru. Biliyorsunuz Barcelona'da Ansu Fati vardı, kaç yaşında adam, 16 yaşında geldi takır takır Barcelona'da oynamaya başladı. Yalan yani. Toparlayalım hızlı hızlı canım kardeşim. Abi velhasıl Kerem, ben bu kafayla giderse yönetimle beraber Sayın hocamız, çok seviyorum Okan Buruk'u. Sayın hocamız da yani devre arasını görmez diye düşünüyorum. Belki Galatasaray taraftarlar bana kızacak ama
Herkes şapkasını önüne koysun, herkes doğruları görsün. Böyle bir kadro mühendisliği ben bu sene hiçbir takımda görmedim. Peki. Yani. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşmek üzere. Günaydın. Alo, günaydın. Merhaba. Alo, merhaba. Günaydınlar Aygün Bey. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bursa'dan arıyorum ben. Gökhan Damaç. Gökhan kardeşim, hoş geldin. Ya ne olacak ya? Geçen o şahane stat, o şahane tribünler orayı hak etmiyor ya. Aygün abi, şimdi yeni başkanımızla biliyorum, takip ettirdim Bursa Spor'u hiç. Çok... Enes başkanımız geldi. Hı hı. Transfer tahtasını açtı. Çok 400 milyona yakın borç temizledi. Helal olsun. Bunları işte gerek paraları ödeyerek, yani öteleyerek değil, paralarını ödeye ödeye %60'ını bir indirimlerle falan. Ya Bursa tekstil anlamında geliyor. Türkiye'nin ekonomisine en çok katkı sağlayan yerlerden biri, illerden biri Bursa, tekstil anlamında söylüyorum. Tabii şimdi. Ama hakikaten bu... baktığın zaman Uludağ'da oteller, moteller bilmem ya, biraz destek olsalar Bursa Spor çok farklı yerde olur. Şimdi abi şöyle bir şey, son yani rahmetli İbrahim Yıldız'dan sonra gelen birkaç başkanlığı da geçelim. Ondan sonra gelenlerde hep sıkıntı vardı. Yani bir şehri arkasına alacak güveni sağlayamadılar. Şimdiki başkanımız, yani şehrin güvenebileceği bir insan. Zaten Bakan Faruk Çelebi bilirsiniz. Onun oğlu kendisi. Hı hı. Hem belediye, hem hükümet, hem muhalefet, herkes destekte şu anda başkanımıza. Bursa bir olmuş durumda. Hadi inşallah zaten böyle devam eder. Zaten cumartesi günü Düzce galibiyetiyle artık başladık. Hocamız Pablo Martin Mataj'a. Geliyoruz inşallah. Yani cumartesi ikili yaktık. Ama buradan bir de statta yaşanan olaylar vardı. Hayırdır inşallah. Düzce emniyetine buradan, ya ben de bir seslenmek istiyorum. Bizim taraftarımız terörist değil. Stada alınmayan taraftarlar vardı. Stada alınmayan taraftarlardan dolayı içerideki taraftarımız dışarı çıktı protesto amaçlı. Bu protesto yapan taraftarı stadyumun gişe kapısının çıkışında dövmek onurlu bir hareket değil. Anladım. Ya bu yapılmaz. Yani orada jopladılar, biber gazı yediler. Bizim taraftarımız terörist değil. Yani bundan sonra da lütfen bunlara dikkat etmek lazım. Emniyet birazcık biraz daha sabırlı, biraz daha sakin olmalı. Yani peki, heyecanlı bir taraftarımız var. Biraz daha bu heyecan kırılmasın daha, diyorsun. Peki. Bu heyecanı kırmasınlar. Peki. Buradan da emniyete de seslenmiş olduk. Doğru söylüyorsun. Emniyete de gerektiği inceleler zaten İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktı zaten, merak etme. Yapıldı zaten. Ben de buradan bir daha belirtmek peki istedim. Herkes duysun. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Tabii bugün, şimdi Yücel hatırlattı, bugün yeni eğitim yılı var. Yeni eğitim öğretim yılı. Şimdiden de ailelerimize de finansal destek diyelim. Çünkü hakikaten çantalar, mantalar, kitaplar, defterler uçmuş vaziyette. İnşallah çocuklarımız da başarılı bir yıl geçirir. Hepsi güzel güzel karneler getirirler. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar, iyi haftalar. Müdavimi Serdar ben. Nasılsın? Sağ ol Serdar. Sen nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol. İyiyim abi. Benden bir adım önce abi davrandı Yücel Bey. Ben tam söyleyecektim. Ha, okullara mı? Evet. Öğrencilerimize zihin açıklığı verecektim. Gene veriyorum. Öğrencilerimize zihin açıklığı, ailelerine de bol ailelerine paralar gelsin açıklığı inşallah. Ailelerine cep açıklığı abi. Gayet açık bir şekilde harcamaları yaptık valla. Allah herkese yardımcısı olsun. Amin ya, hakikaten ya. Abi şimdi öncelikle hep geçişler hızlı oluyor bizde. Hayırlı olsun. Milli maçla alakalı abi. İnşallah güzel bir kadro çıkartırız. Barış Arpel'in forvet oynamadığı. Barış Arpel böyle zaten cezalı şu anda da. Abi gerçi evet, o cezalı. Olmasaydı yine oynatırdı. Evet, olmasa da zaten yine forvet oynardı. Bu ülkede Hakan Şükürler'den sonra nasıl biz Sadret Sancaklılar'dan sonra nasıl böyle bir Cenk Tosun, Utancusun'dan sonra diyorsun evet, değil mi? Abi yani Cenk Tosun Fenerbahçe'de oynayabilecek kapasitede transfer yaptı. Yani niye milli takım alınmıyor, niye oynatılmıyor onu anlamış değilim. Çünkü kendi takımında oynamayan birçok futbolcu milli takımda oynuyor maşallah. Görüyoruz. Hı hı. Şimdi bu az önceki arkadaşın bağlantıyla alakalı bu Göztepe'deki olaylar. Abi sen olayları tekrar bir izlersen, o özellikle izlemedim ben maçı. Stadın içindeki gişede taraftar olaylarında bir tane polis memuru benim dikkatimi çekti abi. Elinde gaz tabancası,
Gelin gelin. Bir soruşturma başlatmış. Bence bu konuyu artık çok fazla konuşmaya gerek yok. Soruşturma sorusunu beklemekte fayda var. Doğru mu? Evet, doğru. Kostiç transferi için ne diyorsun abi? Kostiç iyi bir transfer arkadaşlar. Sol bek de oynayabiliyor, sol önde oynayabiliyor. Yani Maxim'i yerine de görebiliriz. İyi bir transfer, hazır bir transfer. Sakat değil, onu söyleyeyim. Kiralık olarak geldi zaten ama tabii. İnşallah oturur. İnşallah gerekli performansı gösterir tabii ki, söyleyeyim. Son olarak da abi fazla vakit almadan derbi haftası yaklaşıyor. Bu derbiyle alakalı da lütfen yönetimimize sesleniyorum. Biletler satışa çıktığında 10 saniyede tükendi diye kapanmasın. 500 liraya biz fasolik kartı yeniledik. Doğru. 500 TL abi. 500 TL diyorum bak. Doğru söylüyorsun. 500 TL. Lütfen insanlara bilet alma özgürlüğü tanısınlar. Herkes alsın biletini, maçına gidebilsin. Hep aynı yüzleri tribünde görmek istemiyorum. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, milli takıma dönmek istiyorum. Hakikaten şimdi biliyorsunuz İzlanda ile ilk karşılaşmamızı biz 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynamışız. Onu söyleyeyim. Zaten İzmir biliyorsunuz Türkiye ilk maçımız o zaman oynadı. Kentin düşman işgalinden de yani kurtuluşunun 102. yıl dönümünde yine İzlanda'yı ağırlayacağımızı belirtelim tekrar. İzmir'deki 37. maçımızmış bu. Milli takım anlamına baktığım zaman da 37. maçımıza çıkıyormuşuz. Günaydın. Günaydın, günaydın abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Özgür ben, İzmir sabahından. Sabahından günaydın abi. Günaydın. Abi. Özgür gevrekleri yedi, çayını abi içti. Doğru mu? Trafikteyiz abi. Çocuğu okula bıraktı o zaman. Çocuğu okula bıraktı. Trafiğe çıktı. Şimdi yolda beni aradı. Müşteriye gidiyorum abi. Dedi ki gevrekler hazır, çay hazır, vay, yumurta vay hazır. Seni bekliyoruz dedi katayım abi. Of, şahane bir kahvaltı. Yani şu durumda arabanın uçup bir an önce müşteriye gitmesini çok isterdim abi. Trafik kötü mü? Çok kötü. Trafik okullardan dolayı abi. Bugün maalesef okullardan dolayı biraz daha tabii. Doğru, doğru abi. Abi hasta derecesine Fenerbahçeliyim. Hı hı. Deli gibi yani, öyle böyle değil. Ayrıca senin de hastanın. Estağfurullah. Seni çok seviyorum. Allah abi razı olsun yani, kardeşim. Çok teşekkürler. İzmir'e geldiğinde inan Twitter'da olsun, Instagram'da olsun böyle nerede olduğunu bir bulabilseydim. İzmir diyorum, Antalya'dan çıkıyorum. Yani hafta sonu geleceğim arkadaşlar. Hafta sonu Bodrum tarafına gideceğim. Onu söyleyeyim. Bodrum hafta sonu. Abi senin yat vardı değil mi abi orada? Yat var, kat var. Ama bir gevrek de yumurtam yok. Abi şimdi Fenerbahçe'miz güzel transferler yaptı. Okey. Ama sence yeterli mi? Yeterli. Şunu sana söyleyeyim, yeterli. Yani tabii bakarsan transfer bitmez hiçbir takımda. Taraftar da transfer istemekten bıkmaz. İster, herkes ister. Hocaya da söyle bugün gene ister ama bence açıkça söyleyeyim. Yani Sayın Başkan'ın söylemiş olduğu şampiyonluğu getirecek bir kadro ve hoca kuruldu. Yani artık bundan sonrası sahada. Ha, saha içini bilemem. Saha içi karışık. MHK'sinden TFF'sine, hakeminden varına kadar biraz karışıklık var orada, onu da söyleyelim. Ama şu andaki kadro şampiyonluğu getirecek bir kadro. Neyse sana söyleyeyim. Yani abi ben katılıyorum sana. Derbi geliyor. Derbi ben yeneceğimizi düşünüyorum ama doğru maç yönetilirse. Tabii. İyi bir hakem. Ve doğru bir hakem. Gördüğünü çalan bir hakem. Hak edenin evet, kazanacağı bir derbi mücadelesi olmasın hepimiz temenni ediyoruz. Evet, hakemin evet, konuşulmadığı inşallah kardeşim. İnşallah, inşallah abicim. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ ol, sana da afiyet olsun. İzmir'e geldiğinde mutlaka bekliyorum abi. İnşallah. Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek sağ üzere. Sağ ol. Evet, İzmir'imiz güzel şehrimiz. Güzel İzmir'imiz bizim. Günaydın. İzmir hakikaten çok güzel şehir ya. Günaydın. Bak oğlu da çok güzeldir. Günaydın. Günaydın, buyurun. Arada reklam alıyorum da ben. Siz buyurun. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aygun abicim, ben İzmir'den Ahmet. Ben Ahmet kardeşim hoş geldin. İyi misin? İzmir'in neresindesin? Sen de mi sabah gevrek ve yumurta yeme arkadaşına gidiyorsun? Yoksa yaptın mı kahvaltıyı? Abi kahvaltıyı yaptım. Bugün iki poğaça bir tane yumurta yedim vallahi. Vallahi mı?
Ki bu maça bir yumurta. Aygün ya, abicim şimdi efendim. Ben öncelikle özellikle niye aradım? Bilmiyorum. Araba sebebim Barış Ertül. Barış Ertül Sabah Sporu'nda niye çıkmıyor abi? Barış Ertül arkadaşlar bunu hep söylüyorum. Çok yoğun. Yani herhangi bir şey yok. Genel müdür zaten biliyorsunuz. Ama holdingin evet. Sadece yayınlarla ilgili yani esportundan tut bütün branş bölümleriyle ilgileniyor. Ondan dolayı ama ben de geçen gün de söyledim. Hatta 3 ayda bir görüyorum Barış Ertül'ü. Hatta geçen gün aynısını söyledim. Hatta dedim şöyle bir 5-10 dakika alayım falan filan dedim. Öyle inşallah ya bizim yayına ya da sevgili Ali Erim'in yayına belki katılacak. Bir 10-15 dakika da olsa Ali de çok istiyor. Sevgili Ali Erim de genel yayın yönetmenimiz de çok istiyor ama hakikaten çok yoğun arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Hani derler ya hani başını kaşıyacak zamanın yok derler ya o modda. Yani 3 ayda bir görüyorum. Ya aynı binadayım 3 ayda bir görüyorum. O da yemekhanede 5 dakika. Yemeğini yiyip kalkmasıyla merhaba diyorum yemeğini yemiş ve kalkmış oluyor o derece. Doğrudur ya katılsın da abi biz onu aslında. İnşallah yani. İnşallah çok söylerim ben tekrar iletirim merak etme sevgili Aygın kardeşim. Aygın abicim bir de Fenerbahçe taraftarıyım ben o tabii ki kardeşimiz gibi aynı yani onun gibi aşırı fanatiklerden. Hı hı. Abi bu sana bomba gibiyiz. İnşallah hadi inşallah bakalım. Olur. İnşallah bakalım peki. Peki çok teşekkür ederim söyle. Söyle. Aygın abicim söyle. Zamanında kaybettiğim penaltı vardı ya abi bizi yakmıştı ama senin canın sağ olsun. Eyvallah kardeşim kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ali Koç'a destekler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Saygılar sevgiler abi. Saygı bizden kendine iyi bak. Evet Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. TV 8 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacağını tekrar belirtelim. Türkiye biliyorsun gruptaki ilk maçta deplasmanda Galler'le 0-0 berabere kalmıştı. İzlanda ise sahasında Karadağ 2-0 yenmişti. İlk maçlar sonucunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor. Ay Yıldızı ekibin ise 1 puana sahip olduğunu belirtelim. Dördüncü grupta aynı gün yani bu akşam Karadağ'la Galler Karadağ'da karşılaşacak. Onu da tekrar belirtelim. Tabii A milli takımla ilgili gelen bilgiler var. Sakatlıkları üzerinden cezası bitenler, cezalı olanlar hepsini konuşacağız. Birazdan zaten 11'i de söyleyeceğim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Hakan Çıtak ben de İzmir'den arıyorum. Boyozumuzu yedik. Oo, boyoz da var. Doğru söylüyor. Ben boyozu niye unuttum ya? Tabii. Hep poğaça yumurta diyorsunuz. Gevrek boyoz asıl ya. Boyoz da var ya. Doğru söylüyorsun. Boyozu yedik, güne başladık diyorsun. Doğru. Evet, genç Aygün abicim. Eyvallah. Hakan Can abime de buradan selamlar söylemek istiyorum. O şu an boyozu yiyordur ben sana söyleyeyim. Hakan abi şu an boyozu yiyordur bizi dinlemiyordur kesin ben sana çok söyleyeyim. Çok yakınım aslında yani çok yakınız ama işte bir türlü. Ha yakın mısın ona? Hmm. Tabii abi Narlıdere'deyim ben de çok yakınım onlara. Hmm. Narlıdere de güzeldir. Bugün akşam, söyle. Evet milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yani Göztepe'nin stadında çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Ben Altaylıyım ama yani oranın atmosferi gerçekten güzel. Evet. Akustiği çok iyi ustadın doğru. Evet inşallah yani galibiyetle döner milli takımımız. Başarılar dilemek istedim hem de sizin sesinizi duymak istedim. Sağ ol kardeşim çok teşekkürler sana da afiyet olsun. Boyoz'la beraber. Gevreki Boyoz'u. Sağ ol kendine çok iyi. Trabzon'un da mıhlaması başurdur biliyorsun. Yani anladın mı? Antep'in çorbası, Diyarbakır'ın ciğeri. Yani bunları tavsiye ederim sevgili Yüce. Dinleyicim var. Günaydın. Bugün yemek programı yapıyoruz zaten. MasterChef Aygün. Günaydın kimle görüşüyoruz? Günaydın Aygün abi. Mustafa ben İstanbul'dan. Nasılsınız? Sağ ol Mustafa kardeşim. Sen nasılsın? İyi misin? Sen sabah ne yaptın Mustafa? Ne yedin Mustafa? Ben sabah sos yedim. Çocukları okula bıraktım. Çocukları okula bıraktım. Aceleden öyle bir kahvaltı yaptım. İyi yaptın. Abi. Söyle kardeşim. Abi çok teşekkür ederim. Bizim gibi böyle dinleyicilere zaman ayırdığınız her zaman, her zaman. Ben bir şey söylemek istiyorum abi. Bundan 3 yıl önce Ali Koç güzellemesi yapmak istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bundan 3 yıl önce Ali Koç Bankalar Birliği ile ilgili bu bir hani bizim için bir tuzaktır. İlk 2 yıl ödemesinde problem yok ama sonraki yıllarda doğru. Çok büyük bir yük demişti. O zaman o zamanki federasyon limitleri açmamakla tehdit etmişti. Mecbur da Fenerbahçe'de bu Bankalar Birliği'ne katılmak zorunda kaldı. Doğru. Evet, şimdi kulüplerde işte bir başarı hikayesi gibi işte Bankalar Birliği'nden çıkacağız diye böyle. Ama çıkamıyorlar gördüğün gibi. Çıkamıyorlar abi ama zamanında söylenen şeyleri oyun bozanlıkla şey yapıyorlardı. Değerlendiriyorlardı. Değerlendiriyordu. Şimdi oradan çıkmayı da bir başarıymış gibi. Zamanında söyledilerse bu gerçekten çok büyük bir yük diye. Ama şimdi de bu Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyorlar. Zaten başından yanlış olan bir şeydi.
Ha, tabii vallahi. O zaman bir finansal anlamda başkanların elini rahatlatan bir şeydi. O dönemde başkanlar biliyorsun aldılar. Şimdiki başkanlar da bunun bedelini ödüyorlar. Doğru mu? Tabii ki doğru ama abi o zamanki oyunun kartları o şekilde dağıtılıyordu. Şampiyonluk çok önemli. Doğru. Siz diyorsunuz ki transfer limitlerini açmam. Adamlar nasıl transfer yapacak abi? Yani ama açması da hata ya Mustafa. Açması da hata. Şimdi bak yani sapma payı diyor 25'lerden 40'lara çıkartıyor. Yani bu da bir olmayan parayı Türkiye Futbol Federasyonu evet. harcattırarak kulüpleri biraz daha kontrol altına almaya Borcu. Çalışıyorlar. Bak kesinlikle kontrol altına almaya çalışıyorlar. Kulüpler sesini çıkaramaz noktaya geldi arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim seslerini çıkaramıyorlar. Hadi çıkarsınlar da göreyim. Çıkaramazlar. Çıkaramıyorlar. Çıkaramazlar. Yani belli bir düzen kuruldu. O düzenin dışında kimse kafasını kaldıramaz. Kimse kaldıramaz. Hadi kaldır da göreyim. Bak hemen kulübüne kayyumla satanıyor. Borcunu öde. Çünkü borçlar ödenemeyecek noktalara geldi. Faizler almış başını gidiyor. Yani 300-400 milyon TL faiz ödüyoruz diyor kulüpler. Düşünebiliyor musun yılda? Abi bugün geçen 5 yıl önce Süper Lig'de damga vuran kulüpler bugün amatör kümede yok olma. Yani düşün bak nereden nereye geldiler. Doğru. Nereden nereye geldiler. Abi son olarak da şey söyleyeceğim. Söyle. Yazın böyle damağımızda kalan bir milli takım serüvenimiz vardı. Hı hı. Şimdi tekrar başladı. Ama biz Galler maçında kötü oynadık ama yerden yere vuruyorlar milli takım. Ama ne oynadık Allah aşkına. Tam... Gözünü seveyim ne oynadık Galler maçında ya. Çok şanslı zaten beraber kaldık. Yani, ama inşallah bugünkü maçta İzmir'imiz, güzel İzmir'imiz inşallah uğurlu gelir. Doğru mu? İnşallah. Peki. İnşallah abi çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak görüşmek üzere. Bebişleri de okula bırakmışsın. Onlara da yeni eğitim yılında da başarılar diliyorum. İnşallah güzel güzel hepsi karneler getirir. Günaydın. Günaydınlar. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. Her Burhan. Sese göre ciddiyet olur. Farkında mısın? Burhan Bey hoş geldin. Öyle mi? Hayır ben. Hayırlı sabahlar diyeyim. Siz ne yaptınız kahvaltıda Burhan Bey? Bu anda ben çocuğu okula bıraktım. Ben Almanya'dan arıyorum Hamburg. Oo hoş geldiniz. Oo, daha önce sizinle konuşmuştuk bundan 2 yıl önce. Abi dün akşam ne yediğimi bilmiyorum ki ben 2 yıl önce Burhan abi gözünü seveyim abim benim ya. Şimdi bak evet hatırladım dersem. Neydin abi ne dedin? İzindeydim o zaman babam için televizyon için aramıştım seni yani televizyon kanalı için aramıştım. Doğru hatırladım şimdi doğru şimdi hatırladım doğru. Ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor? Valla bugün izinliyim oturuyorum evde. Bir ay gün arayayım dedim. Dedim bir arayayım yıllardır 2 yıldır aramadım dedim bir Ergin Bey'le bir konuşayım dedim. Söyle abim benim hoş geldin tekrar. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sağ ol. Şöyle diyeceğim. Söyle abi söyle. Ben şimdi milli takım konusunda... Abi Alman medyasını da takip ediyorsun, kanalları da izliyorsun. Almanya Türk Federasyonu ile Türkiye Federasyonu, Almanya Federasyonu ile Alman hakemler bu kadar çok tartışılıyor mu programlarda? Ben şu anda mesela Almanya'da sürekli spor bakan bir insanım. Hı hı. Ben mesela Almanya şu anda federasyon başkanını tanımıyorum kim olduğunu. Ya düşün. Bizim 84 milyon federasyon başkanı ismini direkt söyleyebiliyor. Hakemlerin de çoğunu tanımıyorum. Sürekli futbol baktığım halde yani. Çünkü adamlar neyse onu çalıyorlar onu oynuyorlar işte. Ya şimdi bizde stres çok büyük. Olay ondan kaynaklanıyor. Takımların bir sürü borcu var. Futbolcuları elinden çıkarmak istiyor. Bunların bütün bu streslerden dolayı illaki bir suçlu bulmamız gerekiyor. Suçlu aramamız gerekiyor. Tabii diyeceğim de şu hakemler de mükemmel maç yönetmiyor yani Türkiye'de. Bu da gerçek. Takım konusunda ufak söylemek istiyorum. Ya arkadaş bu takım bu kadar kötü olamaz ya. Ya bence kadroda yanlışlık tercihlerde ve sistemde yanlışlıklar var diyorsun. Sistemde çok büyük yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Neden mi diyeceksiniz? Neden abi söyle. Mesela ileri üçte böyle golcü bir futbolcu oynatamıyordur. 4-6-0'ı seviyor abi. 4-6-0'ı seviyor maalesef. Yapacak oynatamadığımız şey için de takımlar rahatlıkla biz defansta problem yaşamadığı için rahatlıkla bize basabiliyor. Birincisi o. İkincisi de bence Barış Alper'in çok yanlış yerde oynatıldığını düşünüyorum. Esas pozisyonunda oynatılması lazım. Kanattan. Evet. Yani çocuk orada daha başarılı. Doğru, bence doğru. İleride hiç de başarılı değil. Yani çocuğu harcıyorlar daha doğrusu. Abi hızlı hızlı toparlayalım. Reklama gitmem gerekiyor. Hızlı hızlı toparlayalım abim benim. Söyle. İkincisi de ben siz
Sizi çok iyi dinliyorum. Fenerbahçe'nin bu yeni aldığı golcü futbolcuyu çok seviyorsunuz siz. Ben kendi kararım bu. Başkasına karışmam. Ben iyi bulmuyorum. Çünkü son maçta oynadığı maçta şeye karşı bomboş kaleye, kaleciyle karşı karşıya kafayı kalecinin kucağına vurmuştu. Ben yani benim gözümde çok büyük bir golcü değil. Tabii herkesin kendi görüşleri var, ona saygı duyarım. Anladım peki abi, çok teşekkürler, kendine çok çok iyi bak, görüşmek üzere. Hamburg'da, Almanya'ya, bütün gurbetçi arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize sevgilerimizi iletelim. Çok kısa bir araya gidelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Son dinleyicimizi alıyoruz. Ondan sonra da artık bugün dinleyici kısmını kapatıyoruz. Programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtelim ve günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Çok şanslıyım bugün. Son müşteri. Biz de şanslıyız. Son müşteri. Abi dükkana geldin de sen kapatacağız, çabuk söyle. Ne alacaksan al abi. Taksici olunca böyle ağzımdan çıkıyor. Ben İstanbul Havalimanı'ndan taksici. İsmim Kasım. Geçen görüşmüştük. Ha abi. Kasım kardeşim, iyi misin? Hoş geldin kardeşim. Nasıl havalimanında yoğunluk var mı? Efendim? Yoğunluk var mı havalimanında? Müşteri anlamında. Üzerinde okullar dönüş üzeri biraz yoğunluğumuz vardı. Bundan sonra bakmak lazım. İşte geçen hafta ve bu hafta bir yoğunluk olur. Hadi büyük bakalım. İhtimalle dönüşler olduğu için millet artık dönüş yapıyor. Onun yoğunluğu var. İyi, şükür Allah, işlerimiz de iyi. İyi maşallah. Sıkıntımız yok. Allah daha çok versin inşallah. Hı-hı. Sağ olun, teşekkürler. Aygün Bey. Buyurun. Kasım Bey. Buyurun. Efendim? Şimdi Kasım Bey müşteri geldi şu anda. Müşteri geldi, biliyorsun değil mi? Son müşteri geldi Kasım abi şu anda. Evet. Abi nereye gidiyormuş söylesene, nereye gidiyormuş? Yok, ben havalimanına götüreceğim. Şimdi. Ha, havalimanına götüreceğim. Personel bir abimiz. Ha, okey. Havalimanına götüreceğim. Peki. Radyonun sesini aç da dinlesin bari seni o da. Yok, açık zaten şu anda. Hoparlörden konuşuyorum. Milli takımla ilgili, milli takım yani santraforsuz oynanıyor diye, ama santraforsuz oynayan bir takım iki tane pas yapması lazım. Takımda bir sıkıntı var, pas yapamıyor. Yani mesela hoca diyor ki iki ayda bir, üç ayda bir toplanıyoruz diyor. Rakip takıma bakıyorsun oynadığımız. Sanki onlar her gün toplanıyor değil mi? Onlar, adamlar tıkır tıkır ve yeni bir oluşum, yeni bir hoca. Tıkır tıkır top oynuyor, takır takır top oynuyor herifler. Yani süratli, çabuk, ayağı top, hızlı. Bizimkiler, ben Fenerbahçeliyim, İsmail topu alıyor. Lan pozisyon üreteceksin, rakibi kötü yakalamışsın. Tık geri dönüyor. Ya rahat top oynamayı seviyorlar. Ya bu da böyle olmaz. Bu Anladım. Takım rahat top oynamayacak yani. Koşacak. Basacak, baskı yapacak, pres yapacak. Basacak, topu koşturacak. Yani artık futbol çok hızlı oynanıyor. Doğru. Eskisi gibi değil. Yani al gülüm, ver gülüm, öyle bir şey yok. Ve sırıtıyorsun ondan sonra rakibe karşı. En kötü rakip bile, yani beğenmediğiniz San Marino'su olsun, İskoç'u olsun, şeyi olsun, İzlanda'sı olsun, osu busu olsun. Bütün takımlar şu anda takım oyunuyla, hızlı futbolla çok iyi top oynuyorlar. Ve rakiplere problem yaşatıyorlar yani. Eskisi gibi değil artık futbol. Peki. Fenerbahçe ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Söyle. Fenerbahçe kaliteyi yükseltmeye başladı. Bunun için çok sevinçliyim. Özellikle sol taraf aldıkları adam. Sol taraf işlemiyordu. Bu adamla beraber çok iyi işleyeceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş Mourinho dokunuşlarını yapıyor. Kalite yükseliyor. Benim istediğim de bu. Ya birkaç daha dokunmayla çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Diyorsun. Peki. Kolay gelsin. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Allah'a emanet ol tekrar. Evet, saat 10.36 itibariyle artık yavaş yavaş bu kısmı kapattık. Yani dinleyicilerimizin olan kısmı. Yarın biraz daha uzun tutabiliriz. Çünkü bu akşam milli maçımız var. Milli maçı biraz daha sizlerle yorumlarız. Şu an hattımızda Süper Lig eski hakemi ve aynı zamanda FIFA eski hakemi eğitimcisi Serdar Akçer var. Hocam, yerimize hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de iyi bir hafta diliyorum efendim. İnşallah hocam. Hocam, demin bir dinleyicimiz bağlandı Hamburg'dan. Dedim ki yani orada
federasyon ve hakemler bu kadar çok konuşuluyor mu dedim. Alman Federasyonu ve Alman MHK'si diyeyim. Vallahi dedi ben dedi Almanya'da yaşıyorum ne federasyon başkanının adını bilirim dedi. Ne dedi hakemlerin çoğunu bilirim dedi. Ama iyi de takip ediyorum dedi. Bizim ülkemizde mesela 84 milyonun İstanbul'daki Ahmet'e de söylesen federasyon başkanını söyler. Urfa'daki Mehmet kardeşime de söylesen federasyonun başkanını da söyler. Hakemleri de tek tek sayar. Neden böyle oluyor hocam? Hocam biz biliyorsun hani işin medyatik tarafını daha çok seviyoruz. Yani bir gerçek bu. Hani futbol izleyicisi olmak ayrı bir şey. Bir de bunun arka background'unda geçen olaylarla ilgilenmek ayrı bir olay. Bizim Türkiye'de nedense hani hep bir teorem var ya bu kaos teoremi diye bir şey. Bizde ne hakemler kendilerini ifade edebiliyorlar, ne futbol federasyonları, ne de yönetimler. Şimdi baktığınız zaman bunun sebeplerinden bir tanesi hakemlerin kendisi esasında. Diğeri de futbol federasyonlarındaki bu çarpık yönetimler. Niye? Biz de hani şöyle bir düşün. Son federasyon başkanlarını bir aklına getir. Ya Sayın Mehmet Büyükekşi'den önceki Nihat Özdemir. Yani bir düşündüğünüz zaman değişim çok hızlı oluyor ve bizde bir sistem yok. Şimdi adamlarda şöyle bir olay var. Ya bugün UEFA'ya git, FIFA'ya git, aynı şeyle karşılaşırsın. Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, çok önemli değil orada. Yani Hans'ı gönderirsin, işte John gelir, çok önemli ifade etmez. Sistem devam eder. O gelen Hans sisteme uyar. Ama bizde öyle değil. Bizde gelen herkes her şeyi yıkıp parçalıyor. Yani bir türlü oturtturamıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Hakem akademisi diyoruz, kuruyoruz. Oraya bir şeyler yapıyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Sonra gelen diyor ki hayır bu olmaz, bundan vazgeçin. Ya bir türlü sistemi oturtturamadığımız için, sistem de kişiye bağlı olduğundan dolayı, yani kriterimiz yok. Bizim en büyük sorunumuz orada. Biz kriterle yapmıyoruz bu işleri. Elin adamı kriterle yapıyor. Elin adamının yol haritaları önceden belirli. Bizde ise öyle yok. Biz bu gece sabah kalkıyoruz, yarın sabah diyoruz ki yabancı sayısı şu olsun. Yani sonra kalkıyoruz diyoruz ki işte bunu böyle yapın. İşte bir merkeze bir futbol biz yabancı sayısı böyle olsun diyoruz da yabancı sayısı böyle olsun diyoruz. Açıklama yapıldı. Şimdi 12 artı 2 artı 4 falan filan gene garip bir yere doğru gidiyoruz. Haberin olsun hocam. Hocam artı 8 artı 25 yani ne fark edecek? Ya bunun sonu yok işte. Bak sıkıntı burada. Yani sezonun içindeyiz. Yani sezonun içinde biz kuralları değiştiriyoruz. Maç başlamış. Maç başlarken kural değiştiriyoruz. Yani bir nevi bu oyun oynanırken kural değişmez. Doğru. Ya oyun oynanırken kural değiştirmeye başladık. Şimdi bizdeki sıkıntılar buradan geliyor. Şimdi bizim yurt dışından baktığın zaman oradaki buradaki arkadaşımı çok iyi anlayabilirim. Onların bilmemesi çok normal. Çünkü sistemleri belli. Adamlar yıllardır aynı sistemi uyguluyorlar. Yıllardır aynı sistemde kişi değişmesi bir şey ifade etmiyor ki. Nasıl hakem yetişeceği belli. Nasıl hakemin seçileceği de belli. Bizde öyle değil ki. Bizde adamcılık. Yani bir önceki Ahmet İbanoğlu Merkez Hakem Kurulu, işte Erkan Özdemir, Yaşar Kemal FIFA hakemiyken bir anda FIFA kukartlarını aldı. İki gün sonra da birinci lige indirdi. Bu Merkez Hakem Kurulu geldi. Aynı şeyi Bahattin Şimşek için yaptı. Abdülkadir Bitigen için yaptı. Ne fark etti? Bir gece bir kalktık, bir talimat değişikliği. Top havuz sistemi birinci ligdeki daha bir maç iki maç yönetmiş arkadaşı Süper Lig adı altında bir havuzda birleştirdik üst klasman diye. Belki üç gün sonra maç vereceksin. Yani bak buradaki hep sıkıntı bu. Bizim sistemimiz yok. Gelen talimatı değiştiriyor, giden talimatı değiştiriyor. Herkes kendi kafasına göre bir yoğurt yemeye kalkıyor. Sonuçta da ne oluyor? Ne yoğurt yiyebiliyorlar? Ortada da hiçbir şekilde bizim futbolumuz iki adım ilerlemiyor. İlerlerse bir de mehter takımı gibi. İki gidiyoruz bir geri geliyoruz. Yani bu kadar. Hocam bir yandan gelen mesajlara da bakıyorum. Mustafa Demirkaya çok güzel mesaj atmış. Onu okuyayım da hocam. Demin tabii bizim bugünkü biraz daha okullar açıldı biliyorsun. Onunla ilgili biraz muhabbet yaptık. Aygün abicim günaydın size teşekkür ederim demiş. Jingle'da koymuşuz Mustafa Demirkaya'yı. İzmir'e gidip de Kordon'da boyoz yumurta yemeden, sahilde çiğdem yemeden, Alsancak'ta bomba yemeden İzmir'e gittim demesin. Bugün bunlardan futbolcularımız yesin doping olsun demiş. Kendisi de... Hocam akşam milli maç var. Evet. Siz tabii hakemi Arnavutluk'ta. Onu soracağım. Yani hakemle ilgili düşüncenizi soracağım. Bir de yani milli takımımız çok keyif vermiyor hocam ya. Bununla ilgili de düşüncenizi çok merak ediyorum ama tabii önce hakemden başlayalım. Siz çünkü hakemleri de çok yakından takip ediyorsunuz. İstatistikleri çıkartıyorsunuz. Ne söylersin hakemle ilgili? Ya şimdi hocam bak şöyle bir şey var. Sana çok enteresan bir bilgi vereyim. Bizim şu anda toplamda 5 tane, 7 tane listede hakemimiz var. Ama 2 tanesini biliyorsun MHK out etti. Geriye kaldı 5 hakem. Bunun bir tanesi elit sadece. Halil Umut Meler.
Geri kalan bütün arkadaşlar, işte Zorbay'dır, Atilla'dır, Arda'dır, hepsi Kadir'dir. Bunların hepsi ikinci klas hakem. Şimdi bizim bu akşam maçımızı yönetecek Arnavutluk hakemi birinci klas hakem. Birinci kategori hakem. Bak hocam, Arnavutluk'tan bahsediyoruz. Niye peki? Çok enteresan. Yani Arnavutluk'un iki tane birinci kategori bizde hakemi niye var. Bir tane var? Bizde bir tane bile yok. İyi, Halil Umut Meler dedi mi? Değil mi? Ben mi yanlışlıyorum? Hocam, Halil Umut Meler elit kategori. Özür dilerim, pardon. Birinci kategoride. Yani elit kategoride var hakemimiz. Orada sorun yok. Şimdi elitle ikinci kategori arasında bir de birinci kategorimiz var bizim UEFA'da. Biz elitle 1 ile 3 arasındayız diyorsun. 2'de yokuz. Biz 1 ile 2 arasında. Elitle 2 arasındayız hocam. Bizim birinci kategoride hakemimiz yok. Ama Arnavutluğun 2 tane hakemi var. Bir tanesi bu akşam Enea Borki dedikleri hakem bizim maçımızı yönetecek. Hatta geçen maçımızı da Norveç'te hakem, o da birinci kategori hakemiydi. Bak, elit hakem vermiyordu bize. Çünkü genelde elit hakemleri A grubu maçlarına gönderiyor. Hı hı. O A ligine gönderiyor. Bize de B liginde olduğumuz için böyle hakemler geliyor. Şimdi bu maçın güzel tarafı şu. Hani birazcık bizim için avantajlı diyebiliriz. Yani Arnavutluklar bizi severler. Yani biliyorsun ülke olarak da çok şeyizdir. Böyle aramız iyidir Arnavutluk'la. İnşallah hakem de güzel bir maç yönetir. Ön yargısız maç yönetir. Ama ben bir tedirginlik var mı hocam? Bir tereddüt, bir tedirginlik var mı sende hakemle ilgili? Yok, daha önceki yönettiği maçlardan dolayı. Şöyle söylüyorum. Bu UEFA'da da aynı şey geçerli. Hakemlerin bir amacı vardır. Şimdi bu hakeme sor. Bu hakemin amacı ne biliyor musun? Elit kategoriye çıkmak, üst kategoriye çıkmak. Hı-hı. Çıkıp orada işte Şampiyonlar Ligi, belki Euro 2024, oradan da FIFA Dünya Kupası gibi hayalleri var bu hakemin de, haklı olarak. Haklı tabii ki. Ne yapacak? Otomatikman bu maça geldiğinde iyi bir performans gösterip kendisini ön plana çıkartmaya çalışacak. Ama biz de şunu unutuyoruz. Bakın, bizim Türkiye'mizde bir elit hakemimiz var. Bir de geri kalan 4 tane ikinci klas hakemimiz var. Arada birinci klas hakemimiz yok. Ne kadar acı bir şey, değil mi? Biz ne diyoruz her zaman? Biz futbol ülkesiyiz. Bizim işte ligimiz şu kadar değerli, bu kadar değerli. Niye vermiyor UEFA? Yok. Demek ki senin eksiklerin var hocam. UEFA sana pek güvenmiyor bazı konularda. Demek ki sorun yaşıyorsun. Bu sene çıkmasını güvenmiyordu bekliyorum. Yoksa çok fazla şikayetler gittiğinden dolayı artık UEFA'da biraz Türkiye'ye sıcak bakmıyor mu? Ya hocam, soğuk mu? Sürekli olarak Merkez Hakem Kurulu'nun değişiyor. Doğru. Sürekli olarak sistemin değişirse, hakemlerin altlara iner, üstlere çıkarsa. Yani işte, yani adama mesela düşünsene hocam, biz şimdi Şampiyonlar Ligi ön eleme kupasına adamı salı günü maça gönderdik. Çarşamba günü klasmandan attık dışarıya. Abdülkadir Bitigen doğru. Yani şimdi bak, hakemin Türkiye'deki performansı yeterlidir değildir. Bak, bunu tartışmıyorum. Eğer Türkiye'de performansı yeterli değilse zaten FIFA yapmak. FIFA hakemi yapma bu adam. Bizim hocam derbiler yönetmeden FIFA bimpo olan hakemlerimiz de var. Var hocam, sürü sepet. Sürü sepet var yani. O kadar yani, çok rahat dağıttılar ki FIFA'ları. Önüne gelen kimse kusura bakmasın. O onun adamı, bu bunun adamı diye dağıtıldı hocam FIFA'lar. Hocam ondan sonra bak, geçen sene hatırla, ondan önceki sene Halil Umut Meler'in o işte hoş olmayan görüntüler yaşanana kadar bütün derbileri Halil Umut Meler yönetiyordu. Hocam peki şimdi bütün derbi dedin de şimdi aklıma Fenerbahçe Galatasaray derbisi geldi. Halil Umut Meler mi gelecek gene? Şimdi hocam, benim tahminimi söyleyeyim, büyük ihtimalle evet. Yani gözüküyor. Varda kim var? Atilla Karaoğlan mı? Onu bilmem. O zaman gösterir. Çünkü arada bir tane daha hafta var biliyorsun. Ama genel etkisini veriyor. Ya şimdi ben bu haftaya bakayım sana. Beşiktaş-Trabzon var değil mi? Yalnız Beşiktaş-Trabzon var bu hafta, evet. Şimdi bu hafta benim beklentim Arda Kardeşler yönünde. Bu maça. Çünkü şimdi şöyle bir şey. Arda Kardeşler'e Trabzon soğuk değil mi? Ben mi yanlış biliyorum hocam ya? Hocam şimdi elde hakem mi var? Ya da genç hakemlerden birini verebilirsin. Cihan Aydın gibi yeni bir, hani genç bir hakem arkadaşı desteklemek amacında öyle bir şey verecek. Ama o hakemin içinde sıkıntı şu. Genç hakem verdiğin zaman şöyle bir sıkıntı yaşıyorsun. Daha bizim ligimiz, hakemlerimiz daha lige adapte olamadılar. Bak, ilk 4 haftada çok büyük olaylar var. Ama bir tek şeyi, farkındalık yok. Çünkü niye? Bizim büyük takımlarımız dediğimiz, hani 3 büyükler. Kazandığından dolayı diyorsun. Onların hepsi kazandı, onların ayağına basmadı ki. Şimdi ne, mesela örnek vereyim ya, bir Rize'de Fenerbahçe'nin 5-0 olduğu maçta Turgut Doman faciası var. Kimse farkında değil. Evet, yani 3 pozisyon var orada. Ya hocam, böyle bir şey yok. Şimdi Adana Galatasaray... Turgut Doman verilebilir mi hocam derbiye? İnşallah öyle bir şey yapmazlar.
Çünkü gerçekten... VAR'a da Halil Umut Meler'i verirler hocam. Bak ben sana şimdiden söyleyeyim hocam. VAR Halil Umut Meler, hakemde Turgut Doman. Senin şeyin ne hocam, tahminin? Hocam bunu ben zannetmiyorum çünkü niye? Fenerbahçe ortalığı karıştırır. Yani ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam ortalığı karıştırır. Senin... Hocam Rize maçı ortada. Rize maçı Rize performans. Hocam o kadar yani... performans ortada, devam maç oluyor. Biz o hocam, bir geçen hafta vermediler. Geçen hafta vermediler. Artık hani 3 hafta üst üste verdiler. Herhalde biraz evde otursun, dinlensin dediler. Ne bu hafta yani... verecekler belki de. Yani bir bak işte, bak hocam, çok şaşırtıyorum. Şimdi geçen hafta bu maç arasındayken hakem semineri var. Nasıl geçti şimdi seminer hocam? Seminerden öğrendiğimiz kadarıyla bizim burada ne konuştuysak senin yayındaki her şey aynı şekilde konuştum. Hani biz ne öneriyorsak. Hocam dinliyorlardı ondan. Merkez Hakem Kurulu aynı şekilde. Sen yabancısın, bizim VAR eğitmenimiz değişti. Bir Portekizli VAR eğitmeni geldi. Hakemlere şunu demiş. Ya siz hakikaten VAR hakemleri demiş. Çok konuşuyorsun. Hakemi ikna etmeye çalışıyorsun. Normalde yani, ikna etmemesi gerekiyor değil mi hocam? Hocam bak şimdi adamın dediğini sana söyleyeyim. Diyor ki bundan sonra talimat veriyorum size. Bundan sonra hakeme getireceksiniz, görüntüyü göstereceksiniz. Mesela şöyle, kırmızı formalı 22 nolu oyuncunun kendi ceza sahası içinde potansiyel elle oynaması nedeniyle sahada sana inceleme tavsiye ediyorum. Bitti diyor. Bundan daha fazlası değil. Bizimki sadece ne yapıyor? Bizimki diyor ki bak diyor, el var görmüyor musun? El var diyor. Yani yani bak ikna etmeye çalışıyorsunuz. Adam bunu söylemiş. Olayı abartmışsınız hakemi ikna etmeye. Hakemler için de şöyle şunu söylüyor. Hakemler diyor bundan sonra şu soruyu sormayacaklar. Abi ele çarptı mı ya? Gerçekten el görüyor musun? Hatırla Cihan Aydın. Cihan Aydın söyledi ona. Yani. El var mı hakikaten diyor. Ele çarptı mı diyor. Yani, bunları da siz yapmayacaksınız. Hakemden bunu istemeyeceksiniz demiş. Şimdi niye döndük? Demek ki bizim şu anki kadar sistemimiz Avrupa standardının çok dışında bir sistem. Biz ne diyorduk? Hocam bak biz Avrupa standartında bir VAR uygulaması yapmıyoruz. Sorunumuz var diyorduk. Demek ki gelen yabancı eğitmende, yeni gelen yabancı eğitmende ilk teşhisi bu olmuş adam. Tabii bununla ilgili sana soru soracağım hocam da. Serdar Akçor hocamız attığımızda da. İstersen çok kısa bir araya gidelim. Hocam çok kısa bekleteceğiz sizi abi zahmet hocam, olmazsa. Aradan sonra ben bu VAR hakemini sormak istiyorum. Yani eğitmenini sormak istiyorum. Onunla ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Kısa bir ara, aradan sonra Serdar Akçor'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.51'i gösteriyor. Hattımızda eski Süper Lig hakemi, aynı zamanda FIFA hakem eğitimcisi Serdar Akçer var. Hocam, VAR eğitmeni dediniz. Yeni bir isim değil mi? Hocam, yeni bir isim. Portekizli. Nasıl peki hocam? Daha önce Yunanistan'da da görev yapmış. Yunanistan'da görev yaparken de şu anda bizim Elin Sınidi var biliyorsun. Hakemlerin eğitmeni. Yani sahadaki hakemleri eğiten kişi. Onunla beraber görev yapmış. Büyük bir ihtimalle daha önceki Pavel Gil vardı. Pavel Gil vardı. Hulk Dallas'ın yardımcısı gibiydi. Öyle söyleyebilirim. Hulk Dallas gitti beraber... hocam? Hulk Dallas'tan kurtulduk değil mi hocam? Ya şu anda gitti. Çok şükür. Yani. Kibir abidesiydi. Bak hocam, kibir abidesiydi hocam. Kibir abidesiydi. Ya hocam şunun avantajı var. Şimdi bir kere ben hep şunu söylüyorum. Bize eğitimciler yukarıdan gelmeyecek. Kuzey tarafından gelmeyecek. İşte İngiliz futbolundan, ada futbolundan gelmeyecek. Bize nereden eğitimci, gelecek bize? Hocam bize eğitimci gelecekse bu Portekiz, İspanya, İtalya'dan gelecek. Oradan diyorsun. Niye bugün peki? Niye hocam? Niye? Ya şöyle, şundan dolayı önemli tarafı şu. Bizim futbol anlayışımızla adamların futbol anlayışı birebir aynı. Yani taraftar yapısı aynı, futbolcuların tarzı aynı, maçların atmosferi aynı. Sağ içindeki çirkinliklerimiz aynı. Yani, onu da söyleyelim hocam. Onu da söyleyelim. Sağ içindeki çirkinliklerimiz de aynı. Yani, yere yatmalar, atlamalar, ya zıplamalar ki, hepsi. Hocam şimdi İngiltere futbolunu seyrediyorsun. Evet, İngiltere futbolu çok fazla serttir biliyorsun. Evet. Mücadelecidir. Futbolcular seni kandırmaya yönelik hareket yapmazlar. Adam gibi çıkarlar, futbolunu oynarlar. Hani, seyirci de aynıdır. Yani seyirci gelir, maçı tiyatroda maç izler gibi gider, maçını izler, bağırır, çağırır. Ondan sonra hatta neyse işte içeceği varsa içeceğini içer gider. Bizde öyle değildir bak. Bizde sahaya madde de atarsalar bilmem ne her şeyi yaparlar. Futbolcu seni kandırır. Temas yokken bak Eyüp Trabzon maçında mesela hatırla. Temas yokken temas kendini yokken atar vesaire gibi. Tamam mı? Şimdi bunları anlatabilecek bizim o sistemimize uygun eğitimci gelsin. Bak bize şu ana kadar 3 tane 4 tane bu şu ankini de sayarsak 4 yabancı eğitimciyle çalıştık. Bir tanesi Hollanda'dan Ulenberg'ti. Ondan sonra
Roberto Rossetti geldi ki büyük bir ihtimalle Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi eğitimci oydu şu ana kadar. Arkasından Hugh Dallas geldi. Bir ikinci Ulenbeck dönemi oldu. Aynen. Ondan sonra Hugh Dallas geldi ve şimdi de Alan Surudi geldi. Şimdi son iki eğitimcimiz bizim ada futbolundan. Hakemlerin eğitimcileri ada futbolundan. Daha önceki İskoç'tu, şimdiki Kuzey İrlandalı. Şimdi ada futboluyla bir Akdeniz futbol anlayışı bir değil. Oradaki sistem daha farklı işliyor. Hepimiz görüyoruz. Yani Premier Lig'i açıyorsun, izliyorsun. Oradan anlıyorsun zaten. Hani ulaşabilme ihtimali. Belki işte Galler Ligi'ni, İskoçya Ligi'ni, Kuzey İrlanda Ligi'ni izlemek kolay değil ama en azından bir Premier Lig size bir şey veriyor. Mantığını veriyor oranın. Bizi en azından böyle hakemleri de anlayabilecek, hakemlerin de arkasında durabilecek, onları destekleyebilecek bir eğitimciye ihtiyaç vardı. Doğru tercih oldu bu eğitimci gerçekten. Hakemlere, ben hani hakemlerle de görüşüyoruz arada sırada. Onlar da mutlular en azından. Kendilerini anlayabilen, ifade edebilen kişiler olduğundan. Çünkü hocam bak şu önemlidir. Biz neyi eleştirmiştik? Demiştik ki ya Merkez Hakem Kurulu'nun VAR eğitmenleri ya da VAR sorumlusu hakemlere şunu diyemez. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu lafı söylemişti, hatırlıyor musun? Evet, Mustafa Çolucu demişti. Evet, Mustafa Çolucu demişti. Bunu diyemezsin hocam. Sen oradaki hakeme çıkacaksın. Artık hani abiyana tabir sokak ağzında konuşayım. Raconu keseceksin. Hakeme diyeceksin ki bak bu budur. Bunu hepiniz böyle uygulayacaksınız. Şimdi sen topu hakeme bıraktığınız zaman zaten sıkıntı orada çıkıyor. A hakemi farklı yorumluyor, B hakemi farklı yorumluyor. Sen standardı koyman gereken kişi olduğun için en azından şimdi bu gelen Portekizli eğitimcimiz bu standardı koymaya çalışıyor. Kendince benim anladığım o. En azından mesela ne dedi? Artık çok fazla hakemi ikna edecek konuşmalar yapmayacak. Doğru söylemiş ama hakikaten orada doğru. Şimdi dinliyoruz konuşmaları. Ya adam hakemi ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Normalde onun görevi yok, öyle bir görevi yok onun. Öyle oluyor. Pozisyonu göstereceksin. Bitti. O da orada kararını verecek. Bu eğitimde işte şey konuşulur. Ama bizim şu da var hocam. Şunu da söyleyeyim. VAR'a çağırdın mı? Hakem diyor ki eyvah diyor, tamam diyor. VAR'a çağırdı diyor. Şimdi bunu aynısını yapmam gerekir. Yapmazsam başıma iş alırım diye giderken korkuyor bir kere bizim hakemlerimiz. Onu da söyleyelim hocam. O yüzden de olmayan pozisyonlara bile olmuş gibi karar veriyorlar hocam. Hocam sıkıntı şurada. Bizde ya yani Avrupa'daki adı bunun VAR müdahale çıtası deriz biz buna. VAR müdahale çıtası o kadar düşük ki. Yani bizde Şenay mı döndü olay? Ya yani gel bir izle bak bakalım ne yapacak. Ya gel bir izle abi, bunu da izle abi. Gel bunu da izle abiye döndü olay. Şimdi biz niye arıyoruz? Biz mükemmel karar aramıyoruz ki VAR'da. Biz açık bariz hata veya hakem tarafından görülmemiş, kaçırılmış pozisyon arıyoruz. O zaman bana VAR lazım. Yoksa VAR bana mükemmel kararı bulmak için lazım değil ki. Bizdeki sıkıntı orada. Yani mesela Adana Galatasaray maçındaki elle oynama. Ya VAR müdahale. Ne dedik? Yanlış dedik. Seminerde de aynı şey söyledi. Aynen yanlış dedin. Yani seminerde aynısını söylemiş. Doğru. Yani, bunun için önemli olan şu. Hakemlere artık şunu söylememiz gerekiyor. Kriterler. Bizim kriterlerimiz var. Dünya çapında kabul edilmiş, İFAB tarafından, FIFA tarafından konulmuş kriterler bunlar. Ve biz o kriterler üzerinden yorum yapmak zorundalar. Sahada da, biz televizyonda, radyoda, nerede olursa yorumcular da aynı şekilde. O kriterleri kullanmazsak o zaman ne çıkıyor? İşte Aygün sana göre yorum, Serdar bana göre yorum ortaya çıkıyor. Bu da kafaları karıştırıyor. Hakemler için de sahada aynı şey geçerli oluyor. Doğru. Hocam Ramazan Bey demiş ki hoca size sormamı istemiş. Beşiktaş Antalya Spor maçın hakemini hiç beğenmedim diyor. Şey değil miydi? İbrahim Aksoy muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok. Ne İbrahim Aksoy? Kimdi Beşiktaş? Ya? Beşiktaş Antalya Spor. Antalya maçının hakemi. Beş kere Rafa Silva'nın pozisyonu 5 kere izledi diyor. 5 kere izledi diyor. Farklı bir açı var falan demiş. Bir daha Süper Lig maçı vermeyen böyle adamlara ikincilik maç yönetsin demiş. Kimmiş o maçın hakemi? Ben hatırlayamadım. Ben daha şeydi, Mehmet Türkmen değil miydi ya? Bakmam lazım. Bakmam lazım yani, o zaman. Yanlış mı hatırlıyorum? 4-2 biten maç değil mi? Evet hocam. Tamam, Mehmet gol iptalini söylüyor büyük bir ihtimalle. Büyük ihtimal onu söylüyor. Ha, yani oradaki olay ya, o şey hani dedik zaten hakem arkadaşımız yanlış yorumladı olayı diye. Oradaki müdahalenin bir faul olmaması gerektiğini. Çok net söyledik yani. Doğru. Baktığınız zaman hakemler yanlış yapabilirler. Eğer bir pozisyondan bahsediyor. Şimdi hani lütfen bizi dinleyenler de şunu unutmasınlar. O kadar fazla maç izliyoruz. Çok önemli, çok. Maçlar bizimle karışmaya başlıyor. Hayır, sen daha alt liglere de bakıyorsun hocam.
Aynen. Yani pozisyonlar sadece bazen karışabiliyor. Şimdi bizim arkadaşlarımız tek maç üzerinden bakıyor, değerlendirme. Tabii. Sen mesela 20-30 maç üzerinden değerlendirmeye kalkıyorsun ve her hafta bu maçları izledikten sonra insan tabii ki pozisyonları hatırlayabilir. Hocam bir şey söyleyeceğim. Milli takım maçında Barış Alper Yılmaz'ın kartlarla ilgili neler söylersin? Çünkü hocam, başka bir yere geleceğim çünkü. Ya hakemi çok fazla eleştirmem. Kartlar doğru. Yani ayağa basma var. Sorun şurada hocam. Bak, sıkıntı burada. Hatırla, biz ne demiştik? Torreira'nın bir ayağa basması vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Vermedi. Vermedi hakem. Ha, mesela bunun gibi mesela Antalya Spor maçında da vardı geçen haftaki. Bunun gibi pozisyonları siz hakemler olarak sahada vermezseniz futbolcular da bunu kullanmaya başlıyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa bize vermiyorlar. Bu alışkanlık hale geliyor. Şimdi alışkanlıklar, işte böyle kötü alışkanlıklar elde ettiğinizde milli takımda da aynı şey ortaya çıkıyor. Otomatikman mesela bir penaltı beklentisi var bizim. Ya ben pozisyonu ilk seyrettim. Herhalde dedim ayağa basmalı. Yani hakem kaçırdı. Ya pozisyonun bir ters açısı bir geldi ki hiç normal bir müdahale. Yani hiçbir faul normal şartlarda dünya, mesela bugün İngiliz futbolunda bunun gibi 100 tane pozisyon gösterirseniz hiçbir hakem çalmıyor. İşte ama bizde çaldığından dolayı yurt dışına gittiğimiz zaman bizimkiler de bunlardan dolayı pozisyonları bekliyorlar. Ama hocam işte, ama adam çalmıyor işte, soru da orada. Çalmış yani, bizimki ama o kadar basit. Şeyde çalmıyor hakem haklı olarak. Hemfikirim sende. Bizimkiler her şey düdüğü çaldığı için, doğru mu hocam? Doğru. Ondan dolayı da bu yurt dışında bu sıkıntı yaşanıyor aslında baktığımızda. Bizdeki zaten sıkıntı bu. Şimdi bizim bazı yorumcularımızda da sorun var. Bizim yorumcularımız da her şeye faul istiyorlar. Hakemleri de böyle sıkıştırıyorlar. Şimdi biz ne diyoruz? Ya arkadaş, bırakın biraz mücadele olsun. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Hocam ne şöyle olur? Yapalım o zaman. Dur, saat başına gitmem gerekiyor. Abi, bir daha sorun değil. Oraya gidelim, ondan sonra pozisyonları tekrar konuşalım hocam. Özür dilerim, tekrar sizi bekleteceğim ama kusura bakmayın hocam. Hiç sorun değil hocam. Kısa bir ara, aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Serdar Akçay hocam. Hocam şehir konuşuyorduk işte, bu hakemlerimizin çaldığı düdükler, çok kolay düdük çaldığından dolayı yurt dışına çıktığımız zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi hocam sana bir hayali bir şey yapalım. Hadi ben yapalım böyle hocam. Diyelim. Buyurun hocam. Pazar günü olsun. Evdesin, oturdun, güzelce ne bir vakit geçirmek istiyorsun. Pazarları ben temizlik yapıyorum hocam evde. Ne yapayım? Oturamıyorum. Aldın kumandayı eline. O saatte de hem bir tarafta Premier Lig maçı var, bir tarafta Türkiye Süper Ligi maçı var. Premier Ligi daha çok tercih ederim. Niye tercih ediyorsun? Premier Ligi. Niye hocam derdi? Çok hızlı oynanıyor. Oyun hiç durmuyor. Keyif o, izlerken keyif oluyorsun. Ve bazen şöyle oluyor hocam. Yanlış anlama, sözünü de kestim. Ya kalkarsan pozisyonu kaçırır moduna giriyorsun. Tamam. Bak şimdi ne diyorsun? Oyun hızlı oynanıyor. Oyun hiç kesilmiyor. Niye bu oyun hızlı oynanıyor? Hakem. Hakem. Oynatıyor. Her şeye düdük çalmıyor değil mi? Oynatıyor. Oynatıyor, mücadeleye fırsat veriyor. Oradaki futbolcu da buna alışmış. Yere yatan hatta kalk kalk falan filan diyor. Yere yatan hatta kalk kalk diyor. Hiç şey yok, taviz bile vermiyor. Bak oradaki futbolcu da buna alışmış. Diyor ki bak bizim ülkemizde diyor hakemler böyle küçük şeyleri çalmıyorlar. Biz boşu boşuna bunlar için beklentiye girmeyelim diyor adam. Doğru. Ve televizyonda da sen haklı olarak ne diyorsun? Bak kalkarsan bir yere gitmek için, su koymak için vesaire pozisyon kaçıracağım diye kalkamıyorum diyorsun. Doğru hocam. Bizim ligimizde öyle mi? Bizim ligimizde bir serbest vuruş kullanılacak, 2,5 dakikada kullanılıyor serbest. Bir kere çizgiyi çizmesi, onları orada tutması, hadi bırak çizgi şeyi, korner bile adamları orada tutması, etmesi bilmem. Var pozisyon, o zaman gidiyorum yemek falan yiyorum, dönüyorum hala var konuşuluyor. Bak sen hocam, bak ne kadar güzel anlattın. Sıkıntı burada. Bizim sistemimizde hakemlerimiz bu türlü standardı yakalayamıyor. Bu sebebi niye? Bunun sebepleri çok fazla. Futbol federasyonlarının çok fazla değişmesi, merkez hakem kurullarının değişmesi. Bak geçen gün Ali Koç Başkan bir konuşma yaptı. Dedi ki hakemlik sistemini eleştirdi gene. Evet. Şu anda bile. Ama dedi ki futbol federasyonu bir şeyler yapmak istiyor. Ya ben çok basit bir şey söyleyeceğim. Hiç başka bir yere bakmayın hocam. 10 yıldır hakemleri eğiten eğitimciler aynı. Merkez hakem kurulları değişse bile. Bir dakika. 10 yıldır hakemleri eğiten eğitimciler aynı, MHK değişse bile. Aynen öyle. Hocam kim bunlar? Ya isim şimdi verirsem şey açıyor. Ayıp olur diyorsun. Hani asıl değişmesi gereken bunlar diyoruz. Doğru mu anlıyorum? Hocam işte sorun burada. Siz önce değişim yapacaksanız, yani sürekli olarak aynı kişilerle niye yola devam ediyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Sıkıntı burada. Ya sen merkez hakem kurulunu değiştirmen önemli değil ki. O alttaki bir yapı yıkır önce. Benim dediğime geliyoruz sonra. Kapıdaki Ahmet'ten tepedeki Mehmet'e kadar. Benim aynen dediğim nokta buydu. Yani hep bunu söylüyorum. Üsttekini değiştiriyorsun. Tamam, üsttekine şöyle gözüküyor o eğitimci. Tamam efendim, iyi efendim, canım efendim, her gelene eyvallah diyor o eğitimci.
Ama söz sahibi nerede? O mesela nerede hocam biliyor musun? Çakallık şurada başlıyor. Bu hani hakemlere pozisyonları, hata yaptıkları pozisyonları seminerde getiriyorlar ya. Diyelim ki A hakemini seviyor, onun pozisyonu bir tane geliyor. Gelmiyor o pozisyonlar. Niye gelmiyor? Gelmiyor hocam çünkü seviyor o eğitimci, o arkadaşı. Bizim bu adamcılığı yıkmamız lazım. Hakem camiasını, merkez hakem kurulları düzeltmek istiyorsak sorun buradan başlıyor. Ya ben bugün Aygün'ü seviyorum. Aygün hata yapıyor diyelim. Maçı yönetiyor. Aygün hata yapıyor. Ya Aygün hata yaptığı ben biliyorum. Ama Aygün'ü de çok seviyorum. Diyelim ki 4-5 tane hata yaptı. Ya bir tane klibini koyuyorum araya, geçiyorum. Ya orada sadece bir kliple Aygün'ün adı geçiyor seminerde. Çünkü bak bunu hakemler sını bilir. Hakemler birbirlerini takip ederler. Cin gibidir hakem. Hmm. Hakemler oradan da zaten kararı varıyor diyorsun değil mi? Abi kim kimin adamı olduğu ortaya çıkıyor. Adamlar oradan onu anlarlar. Hakem, ben de hakemlik yaptım. Cin gibidir. Maç atamasından Merkez Hakem Kurulu'nun bakış açısını, Futbol Federasyonu'nun bakış açısını hemen analiz eder. Ona göre konum alır hakemler. Bu atamalar onun için çok önemlidir. Bu Merkez Hakem Kurulları'nda en önemli şeylerden biridir hakem ataması. Sonra en önemlisi de o listeler yapılıyor yani, klasman listesi. Evet, evet, evet. O klasman listesi. Bak şimdi FIFA yapılacak. 29 Eylül son günü. Yani 29 Eylül gece saat 12, Türkiye saatiyle 13, Avrupa saatiyle 12. Göndereceğiz gece 1, pardon yanlış söyledim. Göndereceğiz biz bu listeyi. Şimdi bu listede şu bile önemli hocam. Bak şimdi bizim Türkiye'nin bir numarası Halil Umut Meler, elit hakem. Şimdi iki numaraya adam yazacak. O önemli. Oraya kimi yazacaksan UEFA'ya şunu diyorsun. Bak benim ülkemin iki numarası bu. Al bunu götür. Yüksel. Güç. Ben bunu destekleyeceğim diyorsun. Bu bile önemli. Bak bunun gelen bilgi var mı bu anlamda hocam sizin kulağınıza? Ya şundilik yok. O daha biraz daha zaman gerekiyor. Hani benim beklentim şu. Kim olabilir mesela? İki kişiden biri olacak büyük bir ihtimalle. Ya Arda Kardeşler olacak iki numarası. Ya Atilla Karaoğlan olacak iki numarası. Benim ama Atilla Karaoğlan da son haftalarda çok hatalar yapıyor. İşte hocam bak şimdi bunu buraya not al. Tamam mı? Üç gün sonra o liste açıklandığı zaman bunu soracağım sana. Arda Kardeşler ve Atilla Karaoğlan bu ülkede en çok eleştirilen üç hakemden ikisi. Tamam işte ben de sana şunu soracağım. Diyeceğim ki hocam bak biz senle 9 Eylül günü bunu konuşmuştuk. Bugün işte listeler ne zaman açıklanacak? Aralık'ta açıklanacak. Aralık'ta Allah nasip eder de bir program yaparsak diyeceğim ki hocam bak 9 Eylül'de biz bunu konuştuk. Aha listede bu. Hocam bak sıkıntı burada. Bizim hakemlikteki biz hakemleri öldürün bitirin demiyoruz. Ama şunu da algılamamız gerekiyor. Hakem camiası nasıl bir camiadır? Bizim buraya katkımız nasıl olur diye. Ya şeffaflık. Kulüpler şeffaflık istiyor. Doğru mu? Hı hı hı. İçeriği bilmek istiyor. Ya abi açık olun ya. Saklamayın. Hatanızı söylemekten korkmayın. Hata yaptık demek kötü bir şey değildir. Hata yaptık demezseniz zaten hatayı düzeltemezsiniz. Ya insansınız. Futbol nasıl gol kaçırıyor? Nasıl penaltı kaçırıyor? Kaleci nasıl kötü gol yiyor? Ya sen de maçta hata yapabilirsin. O gün offside kaçırabilirsin. Yanlış kararlar verebilirsin. Burada samimi olun ama. Biz takladıkça hataları, şimdi merkez hakem kurullarında şöyle bir özellik vardır. Sanki sahada maçta hakem hata yaptığı zaman kendi hata yapmış gibi algılar. Olayların pek fazla böyle sağda solda konuşulmasını istemezler. Bir yıpranıyorlar kendileri haklı olarak. Kulüpler bastırıyor, işte taraftar bastırıyor, sosyal medya bastırıyor vesaire. Ya şunu de hata yaptı ama maç vermedi. Şimdi Turgut Daman örneği var. Adam birinci maça gitti hata yaptı. İkinci maça gitti hata yaptı. Üçüncü maça gitti Fenerbahçe Rize. Ya maçta gene hatalar var. En sonunda dedik ki bastıra bastıra konuşa konuşa dediler ki bir hafta dinlendirelim. Şimdi bu hafta belki yine maç. Büyük ihtimal alacak. Ya büyük bir ihtimalle. Şimdi ben şunu da demiyorum. Hakemi öldürün bitirin demiyorum. Ama o arkadaş, hakem arkadaş şunu anlasın. Ya hata yapıyor isem benim dinlenmem gerekiyor. Performansımı yükseltmek için kendimi çek etmem gerekiyor. Hata yapmayan kişiye yol ver. Hata yapmayan kişiyi destekle. Sırtında taşıma hocam bunu. Taşıma artık ya. Ya yaşlı FIFA mesela. Niye abi sen ikinci kategorideki hakemin 38 yaşında FIFA olarak taşıyorsun hala ya? Değiştir. Taşıma. Gençleştir orayı da. Bak bu çocuklar, genç çocuklar gelsin. Destekliyorum bunu. Ama bu genç çocuklar gelirken de ne diyoruz? Ya bu çocukları da yıpratmadan git. Kor kullanma. Bunları hazırla. Git yurt dışından bir tane daha eğitimci getir. Sadece bu genç hakemlere eğitim gerekiyor.
Bak ne güzel UEFA Core programı diye bir programı var. Genç hakemleri dünya Avrupa üzerinden topluyor, eğitiyor. Bunları elit hakem yapmaya çalışıyor. Ya sen de varsa elinde genç hakemlerim ki var. Topla bunları. Ya bizim Türk eğitimcilerden bir şey olmuyor işte, biz bunu görüyoruz. Olmadığını da söylüyorum. 10 yıllık son 10 yıl ki çıkmazsın Futbol Federasyonu hakem eğitimci listesini, hep aynı isimler. Ya Merkez Hakem Kurulu'na gitmiş bu isimler, dönmüş Merkez Hakem Kurulu'nun eğitimci kadro devam etmiş. Süper MHK'ya gitmiş, tekrar dönmüş. O zaman neyi değiştireceğiz bu kısır döngü içinde? Benim hakemimi, genç hakemi de gene bu eğitecekse bir şey değişmeyecek o zaman. Getir hocam yurt dışından, paramız da var, gerekirse ödeyelim neyse. Ama bizim hakemimiz şunu yapsın. Benim o işte senin dediğin gibi pazar günü izlediğimiz o Premier Lig maçları var ya, çok kesilmeyen mücadeleci hakem, onu istiyorum ben. O seviyeye getirsin benim hakemim. Peki. Gerekirse hakeme de parasını ver. Her şeyi ver, sorun yok. İmkan var canım, her şey verilebilir yani. Yani bunu söylüyorum hocam. Bizim elimizde her şeyimiz var ama yeter ki yapmak isteyelim. İşte Kulüpler Birliği'nin belki bu taraftan bastırması gerekiyor. Hani futbol federasyonunu motive etmek amacıyla. Hocam, bunları ön plana çıkartmak kulüpler gerekiyor. Kulüpler Birliği ilgili kısma geleceğim ama yine kısa araya gitmemiz lazım. Aradan tabii sonra ki Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda Serdar Akçay var. Hocam tabii Kulüpler Birliği ile dediniz ama Kulüpler Birliği tabii hakem anlamında devamlı farklı istekte bulunan başkanlar olduğundan dolayı da biraz o kısım biraz sıkıntı yaratıyor gibi geliyor hakem camiası içerisinde. Hocam bu çok doğal ama burada şunu yapabilir. Bir ara hatırlarsan işte David Ellery'yi kendilerine danışman almışlardı. Hatta Futbol Federasyonu önce bir rapor hazırlatmıştı. O rapor da ne oldu? Bak o da belli değil, görülmüş. Yani bizde hep bir şeyler oluyor da sonrası gelmiyor. Şimdi burada da yapması gereken şu: şeffaflık her zaman önemlidir. Sistemin içine olumlu katkı sağlamak her zaman önemlidir. Yoksa kör eleştiri hiçbir şey getirmiyor. Tamam, zaten görüyoruz hakemlerin performanslarında sorun oluyor bizim ülkemizde. Bunu biliyoruz da bunu nasıl çözeceğiz, onu söyleyeyim biz. Ona katkı sağlayayım. Yoksa Futbol Federasyonu uyardık. Tam uyardık da değişen bir şey yok hocam. Bak sana söylüyorum işte 10 yıldır aynı eğitimciler diyor. Yani sen alt tarafında... Yani demek ki çok düşün, sağlam arkaları ki değişmiyor hocam. Hocam bak şöyle bir şey düşün. Restoranın sahibi değişiyor ama içerideki usta aynı. Sonra diyorsun ki benim yemek niye kötü? Ha, işletme kötüden dolayı devamlı el değiştiriyor ama usta aynı diyorsun. Usta aynı kalıyor. Şimdi sorun burada. Bak bu çok güzel bir tabir oldu. Şimdi bizde eğitimci ne hocam? Eğitimci sen veriyorsun hakemi alt liglerden, ikinci ligden, üçüncü ligden. Bu eğitimciler bu hakemlere bir şeyler yüklüyorlar. Kendi tecrübelerini, uluslararası standartları ve hakemi Süper Lig'e kadar getiriyorlar. Doğru mu? Evet, doğru. Hocam biz ne diyoruz? Süper Lig hakemler kötü. Kardeşim 10 yıldır zaten bu eğitimciler var. Demek ki orada bir sıkıntı var. Eğitim seviyesi. Bizim yanlış yapıyoruz biz. Tabii doğru. Ben de katılıyorum. Bazı pozisyonlara bak, bazı kuralları bilmeyen hakemlerimiz var ya. Ya var hocam. Ya kural bilmeyen eğitimci var bizde ya. Ben sana şimdi isim veremiyorum yayında da. Kural bilmeyen, yıllarca Türk, yani uluslararası bir kuralı Türkiye'de hakemlere yanlış bildiren, daha sonra da sanki o uluslararası kurum kuralın yorumunu değiştirmiş gibi yazı yazan, resmi yazı yazan eğitimciler var bizde. Allah yardımcımız olsun dediğim. Hocam geçen de bir tweet attınız. MHK için çözüm bulması gereken konulardan biri de hakemlerin ikamet ettiği ilde hakemlik yapmasını sağlanması evet, yönünde. Evet hocam. Bunu biraz daha açar mısınız? Neler söylemek istersiniz bu anlamda? Şimdi ben Alanya'da yaşıyorum ama hakemliğim İstanbul'da. Alanya'dan İstanbul'a gidiş geliş anlamında mı? Gitmiyorum ki. Finansal anlamda mı? Ne anlamda hocam? Gitmiyorum. Bak gitmiyorum. Ha, gitmiyorsun. Onun kontenjanını kullanıyorum. Şimdi bizde talimatta şöyle bir durum var. Alt taraftan yukarıya doğru çıkarken ildeki takım sayılarınla hakem sayılarınla entegre bir sistem var. Yani hakem sayısınla entegre, oradaki takımlarla vesaireyle entegre bir bölgesel yapılanma var. Ne kadar çok hakemi olan il varsa o kadar çok aday gösteriyor doğru orantılı olarak. Hı hı. Yani sizin eğer 1000 tane faal hakeminiz varsa işte bunun %20'sini gösteriyorsanız kaç tane göstereceksiniz? 200 tane, 300 tane. Kaç tane göstereceksiniz? Onu gösterebilirsiniz. Ya da %5'tir, %3'tür. Şimdi kafadan atıyoruz bunları. Talimattaki adam ne yapıyor? Adam şunu yapıyor. Kendisini alıyor.
bu işte hani ballı börekli fazla hakemi olan yerler var ya, yükleri çıkmak evet. kolay. Gidiyor kendine orada hakemlik yaptı gösteriyor. İşte bir dönem öğrencilik yapmış zamanında ya da bir dönem okumuş orada. Aldırmış zamanında hakemliğini oraya. Sonra oraya meclisi bitmiş, okulu bitmiş vesairesi bitmiş. Memleketine geri dönmüş. Başka bir yerde iş bulmuş, oraya gitmiş. Şimdi amatör maça da çıkmıyor. Ayarlamış. Bak ayarlamış. Amatör maça da gitmiyor. Güzelce ne kendi liginde maçlara gidiyor. Amatör işte 3. ligde, 2. ligde ya da 1. ligde neredeyse. 1. lig seviyesi önemli değil bak burada. Ama alt seviye çok önemli. Biz ne diyoruz? Bize alttan hakem gelmesi lazım değil mi? Evet doğru. Alttan hakem böyle gelirse ne yapacak? Kafada böyle geliyorsa. Hocam bunu Merkez Hakem Kurulu çok net diyecek. Diyecek ki kardeşim herkesin sezon başında şeylerini alıyorsun sen. Hakem bilgi formları vardır. Bizde mecburdur. Verilir. Oradaki E-Devlet'ten alınan ikametgahı neresiyse bölgesi orası. Bitti. Adam Antalya'da oturuyorsa Antalya bölgesi hakemidir. Yoksa Antalya bölgesinde oturup da ikamet edip de İstanbul'da maça çıkıyormuş gibi gösterip İstanbul'un o fazla hakem kontenjanını kullanmasın bu hakem arkadaş. Alttan gelirken diyorum. Bak hocam bu çok önemli. Biz artık Süper Lig tarafında değiliz olayın. Çünkü şu bir gerçek. Sen bugün Arda kardeşleri Atilla Karoğlan'ı değiştirebilir misin? Değiştiremez. Yani kişiliğin yani şeyini hakem yönetim tarzını değiştiremez. Değiştiremez. Ama ben şunu yapabilirim. Bana bölgeselde 3. ligde, 2. ligde hakemlik yapan, yeni ya başlamış çocuğu ben eğitebilirim. Onun tarzını değiştirebilirim. Ona tarz ekleyebilirim. Tabii ki. Doğru. Şimdi doğru. Otomatikman da şu oluyor. Haksız rekabet ortaya çıkmasın. Haksız rekabet ortaya çıkmasın. Bak Merkez Hakem Kurulu güzel işler yapıyor hocam. Ne iş yapıyor? İşte genç hakemleri alıyor. Eğitime sokuyor. Ama kadın eğitim verenler hep aynı olduğu için eğitimleri yanlış alıyorlar. Onu da söyleyelim. Hocam bak sıkıntı burada. Senin eğitime sokmuş olman, oraya bir şans veriyor olman güzel. Ama bunu kim, yani o saburu kim yoğuracak hocam? O içerideki usta kim? Bana onu söyle. Yemeği kim pişirecek? O hamuru kim yoğuracak? Ben lezzetli bir ekmek yemek istiyorsam haklı olarak o hamuru yoğuran kişinin işi çok iyi bilmesi lazım. Sonra işte ben özür dilerim İFAP kural değişikliği yaptı. Öyle bir şey yok ama yersin. Bunu dediğin zaman iş değişiyor. Hocam şimdi bir iki de soru sormak istiyorum. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dedi ki ben başkanların dedi PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım dedi. Hatırlıyorsunuz bu konuşmayı değil mi? Evet, evet. Onlar artık istediği gibi konuşacaklar dedi. Sadece başkanlar değil antrenörler de öyle. Evet. Antalya Spor Başkanı konuşmadı biliyorsunuz ama fiziksel anlamda bir temas oldu hakeme. Hakem sanki hiçbir şey olmamış gibi de maçı çıktı yönetti. Şimdi bu tip olaylar çok artacak gibi gözüküyor hocam. Hocam bizim talimatımızda hakeme fiziksel saldırıda her şeyi hakeme bırak. Açık söyleyeyim sen. Bizim fiziksel talimatımızda yok. Yani sen sahada bir karar verirken bir yere hukuki olarak dayalandırmak zorundasın. Doğru mu? Doğru. Yoksa kafana göre herkes çıksın bir şeyler yapsın. Şimdi senin talimatında işte şöyle bir fiziksel saldırı olursa bunun karşılığında hakem maça devam etmeyecek diye bir madde yazmadığın için. Oradaki madde şu, hakem kendini iyi hissediyorsa, psikolojisini iyi hissediyorsa, maçı devam edebilecek kadar kendinde bir sıkıntı yaşamıyorsa hakem maça devam eder. Bir sonraki haftada maç aldı aynı hakem, onu da söyleyelim yani. Bak hocam, şimdi futbol federasyonları şunu sevmez. Sahada maç bitsin ister, masaya getirin istemez. Hakemlerden en nefret ettiği şeydir. Masaya götürüyorsan maçı eğer, o zaman sıkıntı yaşıyorsun hakem olarak. Çünkü niye futbol federasyonunu zorda bırakıyorsun? Masaya götürdüğün zaman fiziksel saldırı nedeniyle maçı tatil ettin gitti masaya. Takıma şey verecek, ceza verecek, 3 puan verecek, bilmem ne verecek, şu olacak, bu olacak, orası karışık oluyor. Ne diyor? Çık bitirebildiğin kadar bitir diyor maçın hakemi. Böyle bir şey söylüyor. Ondan sonra ne oluyor hocam? Ondan sonra işte o maçlar bitmez hale geliyor. Doğru. Bak daha biz kaçıncı devredeyiz? Daha dördüncü hafta. Dördüncü haftadayız. Daha dördüncü, ilk devrenin dördü haftasında. Fiziksel saldırımız var mı? Var. Tribünden madde atımları var mı? Var. Oradaki görevli, yandaki takımın görevlisinin bir kulüp başkanımıza saldırısı var mı? Var. Var. Yok mu? Maşallah. Devam edeyim. İlk dört haftada inanılmaz var hataları var. Onu da söyleyeyim. Ya var hocam. Bak şimdi Sayın Futbol Federasyonu Başkanı ne diyordu? Var da insani hatayı kabul etmiyorum. Sahada kabul ediyordum diyordu. Ve şimdi ben de şunu söylüyorum. Şimdi var da insani hata niye böyle? Kriter ne?
Ya bu insani hatanın kriterine çok merak ediyorum. Hani bu şeye benzedi. Büyük Ekşi Merkez Hakem şeyinin federasyonunun işte yabancı var getireceğim ama takımları belli değil. Kritik maçlar. Neye göre kritik maç? Hatırla Gaziantep maçı vardı. Meşhur Hatay maçı. O maç kritik olmadı. Ama diğer maçlar kritik oldu. Ki o maçın da hakemi Halil Umut Meler'di, hatırlatırım. Alper de var hakemiydi. Hocam Halil Umut Meler'le ilgili bir operasyon yapıyor olabilir mi? Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hiç bilmediği konularda ya, mesela var eğitimi var mı Halil Umut Meler'in hocam? Neyi var mı hocam? Var eğitimi. Var eğitimi var. Halil Umut Meler'in. Ama şöyle bir şey söyleyeyim hocam bak. Var eğitim sertifikasını alırsın hocam. Bu şunun gibi düşün. Sen bugün ehliyet araba kullanıyorsun. Ehliyet alırken D sınıfı, C sınıfı vardı hatırlarsan. Hı-hı. Ağır vasıta. Onu da almışsındır zamanında. Ama bunu almış olman o işi çok iyi bir tır kullanabileceğin anlamına gelmez. Ehliyetinde yazar sadece. Bu kadar. FIFA, UEFA niye var hakemlerinin de kendi içinde kategorileştirdi, ayırdı? Saha hakemlerini kullanmıyor VAR'da. Çünkü saha hakemliği farklı bir beceri gerektiriyor. VAR hakemliği farklı bir beceri gerektiriyor. İşte o yüzden diyorum devamlı Halil Umut Meler veriliyor VAR'da. O zaman da ben de Merkez Hakem Kurulu'nu sorgulamaya başlıyorum. Diyorum ki ben hakemin günahı var, tamam hakem hata yapıyor ama onu oraya koyan, onu oraya atayan, o koltuğa oturtturanın hiç mi günahı yok? Sen ilk maçta verdin Halil Umut Meler'i, daha sezonun başında VAR koltuğuna oturtturdun. Hata yaptı. Galatasaray maçı hata yaptı. Arada bir maç verdin, Bodrum maçı düdük çaldırttırdın ki Halil Umut Meler'in klasındaki bir hakeme göre çok daha böyle kolay bir maçtı. Orada da hata yaptı. Hata yaptı. Ondan sonra GT'den VAR kontrolü tutturdun. Ne tesadüf, yine Galatasaray maçı. Orada da hata yaptı. Hata yaptı. Şimdi sen bunu orada da el topunu da görmedi. Şeyi uyarmadı. Eline çarpan Torreira'nın. İşte yani bir daha 30. saniyede hatırla. Evet, maçın başı. Hı-hı. Maçın başında. Şimdi maç komple değişecek. Yani 1-0 başlamak olma ihtimali var. Adamlar penaltıyı gole çevirseler maç 1-0 dakika 30. Saniye 30. Pardon. Saniye 30. İlk dakika. Saniye 30. Yani şimdi bu farklı şeyler. Doğru. Burada ben hakemi suçlarım. Hakem hata yapmış derim. Hakemi eleştiririm. Suçlamayalım da eleştirelim. Kelimeyi doğru kullanalım. Eleştiririm hakemi. Ya kardeşim bu eli nasıl görmedin filan. Yanlış eli nasıl gördün. Nasıl penaltıyı burada çağırdın derim. Ama şunu da soralım. Ya ey Merkez Hakem Kurulu. Halil Umut Meler'in VAR sertifikası olabilir ama Halil Umut Meler elit bir hakem. UEFA'da hiç VAR koltuğuna oturtturmuyor bunu. Bunu elin Avrupalısı biliyor da sen niye bilmiyorsun? Peki. Güzel cevap soru. Artık oradan cevap onlardan gelecek. Hocam çok teşekkürler yanımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hocam. İyi görüşmek yayınlar üzere. Diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, attığımızda Süper Lig eski hakemi ve aynı zamanda eski FIFA hakem eğitimcisi. Bakın özellikle bunu söyleyeyim. Eski FIFA hakem eğitimcimiz var. Serdar Akçıl hocamız var. Ama biz eğitimleri yabancılardan alıyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şu an attığımız Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Şunu sormak istiyorum. Bu akşam milli maç. Aslında milli maçı konuşma, ondan sonra Fenerbahçe'ye geçeceğim ama milli takımın oynamış olduğu futbol artık bizi pek milli takımdan uzaklaştırma yoluna getirmeye başladı. Mutlu etmemeye başladı. Yani milli takım maçı var ama biz o milli takım havasına giremiyoruz. Neler söylersin? Vallahi dün ben at yarışlarının İstanbul'da festivali vardı biliyorsunuz. Evet. Oraya gittim. Orada da bir sürü kişiyle görüştüm. Hepsi yarın milli maç var diyene milli takım kapatılsın diyordu. Şaka yani. Yoluyla. Şaka yolda söylüyorlar tabii ki. İroni yapıyorlar. Öyle bir slogan başladı biliyorsun sosyal medyada. Komiklik olsun diye yaptılar insanlar. Ha, bunu ciddiye alan var. Yani milli takım tabii ki hepimizin takımı. Çok seviyoruz milli takımı. Böyle bir şeyin şakası bile hoş değil ama işte yapılıyor biliyorsunuz. Yani kötü oynadığı zaman veya sevmediği bir teknik adam başındayken her zaman böyle rakip takımın seyircilerin çoğunlukta olduğu takım taraftarları böyle şeyler yapıyor. Muziplikler diyelim. Ama milli takım seyredene zevk vermezse ekran başına veya stadyum bunlara toplayamıyor insanları görüyorsunuz. Genellikle maçlar sponsor firmaların davet ettiği kişilerle doluyor. Onlar ailelerini alıp hep beraber gidiyorlar. Belki de hayatlarına ilk kez maça giden insanlar oluyor. Tezahürat yapılamıyor. Kopuk tezahüratlar yapılıyor. Pozisyonlara saçma sapan bir reaksiyonlar gösteriliyor. Bunların sebeplerinin altında yatan milli takımın iyi futbol oynamaması ve başarılı olmaması bununla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum ben. Ama milli takım iyi oynadıkça taraftardan kopması çok zor. O yüzden de sponsor firmalar da olsa futboldan anlayan insanların daha ağırlıklı
maçlara gelmesine sebep oluyor. Kötü oynadığı zaman da bir maçı seyreden insan bir dahaki hafta veya ay yapılacak milli maça zamanını ayırmıyor açıkçası. O yüzden bu akşamki maç ne kadar izlenir, ne kadar reyting alır onları net bilemem tabii ama bir önceki Gal maçının iz düşümleri bu maça da yansıyacak bence. Çünkü insanlar değerli vakitlerini başka şeye ayırıyorlar. Heyecan duymuyorlarsa, keyif almıyorlarsa milli takımdan şu an pek keyif alamıyoruz açıkçası. Son maçtan özellikle hiç beğenmedim ben. Evet, kentini düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde de İzmir İzlanda'yı ağırlayacak. Tekrar onu söyleyelim. Bir iki not vermek istiyorum sevgili Süleyman Arp, müsaade edersen. Galler karşısında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyemeyecek. Evet. Avusturya mücadelesinde Bozkurt hareketi yapan, iki maç cezalı Merih Demiral forma giyebilecek eğer hoca forma verirse, onu da tekrar söyleyelim. Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu geçirdiği sakatlık nedeniyle İzlanda ile oynayacak müsabakanın kadrosundan çıkartıldığını belirtti. Muhtemel 11'e baktığımız zaman sevgili Süleyman, Mert Günok kalede gözüküyor. Zeki Çağlar, evet. Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, evet. İsmail, Arda. Arda'nın da bir sakatlığı var. Hakan, Kerem ve Kenan 11'e çıkması bekleniyor. Genellikle 4-6-0'ı seviyor Montella. Biraz da mecburiyetten öyle oynatıyor. Yani biz, bazı insanlar kızıyor ama yani varsa bildiğiniz santrafor söyleyin, koyalım yani milli takıma. Var mı sevgili dinleyicilerden aklına gelen isim veyahut da senin bir önerin var mı? Yani en fazla Umut'a kadar, Umut Nayır'a kadar gelebiliyoruz. Yani çünkü Türkiye liglerinde hep yabancı golcüler oynuyor. Forvet hatlarında, kanat oyuncularda, santraforlarda hep yabancı olunca milli takım seçicileri burada zorlanıyorlar. Yani bunu Kuntz da söyledi, zamanında Lucescu da söylemişti, Montella da şimdi sahada söylüyor. Yani hep sıfır forvete çıkıyor ama herkes diyor ki işte yok şeyde biz de söyledik yani Avrupa Euro 2024'te yani Cenk'i oynat diye. Ama Cenk de şimdi Fenerbahçe'de süre almadığı için maç eksikliği çok hat safhada. Sevgili Süleyman, şu anda milli takımda oynayanların çoğu belli bir kısmı hangisi tam süre alıyor? Ama yani, alamayan da çok fazla futbolcumuz var. Ama Cenk oynamıyor yani. O yüzden bence süre verebilir tabii yani, hocanın tercihidir. Montella ile Mourinho görüşür. Form durumunu, form grafiğini sorar. Nasıl olduğunu sorar. Hazır oynayabilir cevabını alırsa çekip alıp, daha önce bunun örneklerini gördük. Takımda hiç oynamadığı halde milli takıma çağrılan çok oyuncular gördük. Özellikle Fatih Terim çok yapıyordu bunu. Hiç oynamayan oyuncuyu alıp milli takıma koyuyordu. Benim sorumluluğum diyordu ve başarılı da sonuçlar oluyordu. Bu akşam kötü, tabii ki istemediğimiz bir skor. Tabii ki istemiyoruz, onu tekrar belirtelim, ama milli takımda bir değişime gidilebilir mi? Tabii bir yani puan kaybında mağlubiyette veya beraberlikte ciddi anlamda koltuğu sallanır Montella'nın. Çünkü yani Gal maçı hiç beğenilmedi, çok ağır eleştirildi. Ama ben yine de istikrardan yana bir gazeteciyim. Her zaman istikrarın doğru neticeler verdiğine inanıyorum. Bence Montella'ya iyi başladı, iyi devam etti. Euro 2024'te de adından söz ettirdi. Bence elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanabilen bir teknik adam olarak öne çıktı. Bence devam edilmesinden yanayım. Çünkü yani Montella'yı gönderdiğimiz zaman yerine koyacak isim bulmakta oldukça zorlanacağız. Yine tartışmalar başlayacak. Bir yerli teknik adam geldiği zaman onun takımı, bunun takımının eski hocası, eski futbolcusu derken yine ayrışmalara dönüşecek. Eğer yabancı bir teknik adam tercih edilecekse o gelen Montella'dan iyi mi olacak? Yani milli takım hocalığı gerçekten çok zor. Çünkü futbol kulübü gibi olmuyor. Çünkü arada bir araya geliyorsun ve bir 15 günlük antrenman ve maç trafiği. Yani 15 güne 2 maç sığıyor genellikle, biri içeride biri dışarıda yapılmak şartıyla. Bu maçlarda bir araya giriyorsun oyuncularla, bir haftada antrenmanım oluyor hepsinin arasına sıkıştırıldı. Burada bir teknik adamın oyunculara çok bir şey sevgiden başka, taktiksel isteklerden, taleplerden başka yapabileceği pek bir şey yok açıkçası. Yani bir de milli takım hocasının gelip maçları izleyecek, oralarda bulunacak, onların içinden güveneceği oyuncuları seçecek. İşte mesela bir Samet örneğini gördük daha önce Montella'dan da, değil mi? Yani kendi takımında oynamıyordu ama Samet'i milli takıma alıyordu. Ama şunu sana söyleyeyim. Ben mesela şimdi Murat Pakkürol da yazmış. Ben mesela Cenk Tosun oynasa da oynatmasa ben milli takıma koyarım. Ama işte takımında forma, yani Cenk hakikaten Hollanda maçına girdikten sonra farkında değil misin? İnanılmaz pozisyonlar yarattı. Yani maç çevirebilirdi. Yani elinde Cenk Tosun gibi hakikaten çok önemli bir silahın var. Tamam, belki ya, oynamıyor diyorsun, süre almıyor diyorsun ama sevgili Aygün, yani bunu söylerken
şunu da dikkat etmemiz lazım. Yani bak nereye kadar iniyoruz, yani nereye kadar sığınıyoruz. Yani lig başlamış, hemen hemen hiç süre almamış Cenk Tosun'a umudumuz o oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Milli takımda her ülkenin böyle formda illa golcü ve önemli silahları olması gerekir. Yani biz bu bizim için utançtır. Yani bütün takımlarımızda yabancı kanat oyuncuların ve santraforların oynaması bence Türk futbol adına, milli takım adına yani neticede baktığınız zaman ligde için oynanıyor. O takımların başarılı olması, bir şampiyon çıkması, o takımların da birincisinin, ikincisinin, üçüncüsünün kupayı alanında Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi ve onların içinden seçilecek en iyi oyuncuların da milli takımda Türkiye'yi yüzünü güldürmesi, milletin mutlu etmesi. Bunun için yapılıyor yani tüm her şey. Her bütün organizasyonlar bunun için değil mi? Avrupa'da başarılı olmak, şampiyon olmak ve milli takımda başarılı sonuçlar elde etmek. Yani 3 tane ana hedefi var bütün kulüplerin, ama sen buralarda hatalı bir kadro yapılanması veyahut da çok fazla yabancıyla oynadığın zaman işte sonuçları böyle oluyor. Milli takıma alacak bir tane santrofor önerisinde dahi bulunamıyoruz yani. Hep hiç oynamayan geliyor aklımıza, bakın. Yani belki de bu akşam Umut Nayır oynayacak. Yani Fenerbahçe'de forma giyemedi. Pendik'te iyi bir sezon geçiremedi. Şimdi Konya'da lige iyi başladı belki, ama yani hal milli takımın golcüsü mü konusu hala tartışılır durumda olan bir oyuncuya kalıyorsun yani. Bunlar hep bizim için acı işaretler aslında, ama şimdi anlamıyoruz. Senin dediğin gibi baktığım zaman ama araya gideceğiz galiba. Kısa bir ara verelim, aradan sonra sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam edecek. Çok HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda Hürriyet Gazetesi'nden sevgili Süleyman Arat var. Tabii baktığımız zaman şimdi Arda Güler'in hafif bir sakatlığı var. Forvet anlamında söylemeye çalışıyorum. Barış Alper Yılmaz zaten cezalı. Evet. Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy da sakatlıklarından dolayı çıktı. Senin dediğin gibi Umut Nayır gözüküyor. Kenan Yıldız gözüküyor. Evet. Kerem Aktürkoğlu olabilir. İrfan Can Kahveci gözüküyor kadroya baktığımızda. Evet, yani. Can Uzun ve Eren Dikici, Dirikçi de var. Yani ben kendimi şahsen kendi fikrimi söylüyorum. Üçlü forvet çıkacağına inanmıyorum. Tabii bence de aynı düşünceyi. O zaman ağırlıklı kanat oyuncularını önde bırakacak gibi bir manzara çıkıyor. Ama burada da şu oluyor Süleyman, şimdi tam bir kanat oyuncularında tam bir forvet olmadığı için de onları da biraz insanların gözü önünde biraz da taraftan önüne atmış olmuyor musun? Mesela Barış Alper Yılmaz'ı defalarca kanat oyuncusu forvet oynatarak da resmen taraftan önüne atmış olduğu şey Montella'da. Evet, yani bu da haklı bir test senin söylediğin. Yani ben de katılıyorum ona. Yani o çok başarılı olamadığı yani mevkide ona fazla yük vermek oyuncuyu tabii ki taraftarın ağır eleştirisine neden maruz bırakıyor. Galatasaray'da oynarken çok fazla alkış aldı Barış Alper, ama milli takımda da alabildiğine eleştirildi. Doğru. Çok iyi oynadığı maçlar vardı Euro 2024'te, ama neticede bu tam bir forvet değil. Evet, kanat noktasında da forvet noktasında da çok böyle istenini verebilecek bir oyuncu olmadığını gösteriyor. İşte bizim bakın milli takımlar düzeyine baktığımız zaman bir yerlerde eksiklikler görüyorsak, yani sol kanatta sol bek olarak Ferdi oynamadığı zaman işte Mert'i devşiriyorsun, o tarafa koyuyorsun, öyle değil mi? Doğru. Kalede senin Mert'in olmasa kaleye koyacak yerli kaleci de zorlanacaksın. Evet, Uğurcan var ama işte tabii ki onlar da performans anlamında söylüyorsun. Doğru. Değil, tabii gönül hepsinin çok formda olmasını temenni ediyor. Altay zaten hiç oynamıyor Bayındır zaten. Yani o stoperlerde hep yabancı oynuyor. Orta sahada oyun kurucu pozisyonda hep yabancı. Kanatlar hep yabancı. Santrforlar hep yabancı olunca o zaman da işte böyle milli takım seçicisine büyük sorumluluk ve kolları kanatları kırılmış bir durumda seçicilik yapmak düşüyor. O da zor tabii ki yani. Montella'nın çok fazla suçu olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, gelelim. Telefon çalıyor. Kostić diyor. Alo diyor Kostić. Ben Mourinho diyor. Mourinho telefonuyla Kostić Fenerbahçe'de haberleri var bugün. Kostić evet. Transferle ilgili neler söylersin sevgili Süleyman? Tabii yani bir Galatasaray'ın elinden aldı bir nevi. Yani bu da bence şurada her şeyden önce bir satır başı olarak baktığımız zaman bu Tadic'in sol tarafta oynamasından memnun olmadığını açık ve net gösteriyor Mourinho'nun. Hmm. Çünkü geldi zaten sağa çekti Tadic'i. Orada şans verdi. Solda hiç hemen hemen şans vermedi. Demek ki Tadic'i farklı yerde kullanmak istediğini net biçimde ortada. Maximin'i de dönüşümle oynatacağı da ortada. Hem orta saha hem sol kanat oynadığı için bu oyuncu. O yüzden de
bu şekilde değerlendirecek. Ama o şuna baktığın zaman Galatasaray'ın almak üzere olduğu bir oyuncuya kendi menajeri telefon açıyor, Fenerbahçe menajeri Bruno'ya. Diyor ki ilgilenmek ister misiniz diyor. Yani bizdeki sanki ürün satışı gibi oluyor biraz, ama bunlar sporda bunlar da var tabii ki. Tabii ki Fenerbahçe'de bunu bir fırsat transferi olarak görüyor. 31 yaşında çok kariyerli önemli bir oyuncu. Yani yani uzun yıllar 4 yıl kadar Eintracht Frankfurt'ta oynamış mesela, öyle değil mi? Yani çok önemli, evet. Orada bir Almanya'da iyi bir şey var, kadar, CV'si var. Bu kadar uzun süre Juventus'ta önemli bir süre geçirmiş. Yani Serie A'da 66 karşılaşmada görev almış mesela. Yani istatistiklerine baktığın zaman çok önemli verilere sahip. Önemli o zaman. Ben görür görmez görüntülerini, Rapa hiç geldi aklıma benim. Onu anımsattı bana sanki. Sahada duruşu, yürüyüşü falan. Bakalım onun kadar verimli olabilecek ama 31 yaşında olması, bir kiralık olması Fenerbahçe'nin tabii aradığı, seneyi kurtarmak için aradığı önemli isim anlamında. Ligde kullanacak tabii ki, Avrupa listesinde zaten olmadığı için. Bence Ligde Fenerbahçe. Kullanacak. Tabii tabii Fenerbahçe bu Kostić'ten çok şey kazanacak diye düşünüyorum. Şimdi şu maçlar sıkıştığı zaman, şimdi belki insanların kulağına bu mantıklı gelmeyebilir ama şimdi 8 maç oynayacaksın Avrupa'da. Hemen bunların dönüşünde ligde önemli kritik maçlara çıkacaksın. Hal böyle olunca da burada kadronun çok böyle alternatifli ve değerli oyuncularla alternatifli halde olması her zaman teknik adamın elini güçlendirir. O yüzden de bence çok doğru ve isabetli bir transfer. Üstelik kiralık olmasına yaşı itibariyle bakıldığın zaman çok önemli bir hamle gibi geliyor bana. Şimdi bugün bir sağlık kontrolünden geçecek. Evet. Çok da fazla bununla ilgili işte sakatlığı var tarzında da haberler çıkmaya başladı. Evet. Sen neler söylersin? Böyle olur Galatasaray alamadığı oyuncuya. Sakattı da o yüzden almadık gibi bir kulp yapıştırabilir. Biraz öyle oldu. Şimdi Fenerbahçe artık yani 2024'ü geçiyoruz, yani 2025'e geliyoruz. Hiçbir kulüp kolay kolay bile bile sakat oyuncuyu alır mı? Almaz yani. Tabii. Sağlık kontrolleri her şey kadar, sivilcesinden arpacığına kadar, gözünden her şeyi görüp inceleyip rapor halinde sunabiliyor sağlık heyetleri. O yüzden de böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben sağlık kontrolünden geçip sağlam çıkarsa daha bunun sakatlığı üzerine konuşmamak gerekiyor. Ama tabii futbolcudur bu. Yani alırsın, aynı gün koyduğun antrenmanda sakatlanabilir. Tabii canım, o farklı. Osayi arka arkaya mesela sakatlandı. Osayi sence Galatasaray maçına yetişir mi? Yok, yetişmez bence. En az 2-3 maç oynamaz gibi gözüküyor. Medina'yı sormak istiyorum sevgili Süleyman. Vallahi kulağımızda net bir bilgi olmasa da Fenerbahçe işi bitirdi. Ocak'ta gelecek yani ara transferde Fenerbahçe kadrosunda bulunduracak. Zaten Medina transferi, seninle daha önce de yaptığımız bağlantıda da söylediğim gibi 22 yaşında bir oyuncu olduğu için, yani geleceğe yatırım projesi. Yani Osterwalder'i gibi, Ferdi gibi, ondan sonra şuna, hemen şu an bir çırpıda aklıma gelmiyor. Genç oyuncular yani alıyorsun. Parlatıp satma anlamında. Parlatacaksın ve belli bir süre, şimdi şu an şampiyonluğa yürüyen, Avrupa'da kupa kazanabilme hayalini kuran bir Fenerbahçe'de gelir gelmez 22 yaşındaki oyuncuyu tak diye takıma koymak çok zor. Yani kimi keseceksin? Orta sahada o kadar önemli ve evet, çok güçlü oyuncular var ki, yani Tadic'in var, Fred'in var, İsmail'in var, Amrabat'ın var, Baroğlu var, Şimanski'nin var. Yani buraya 22 yaşında bir oyuncuyu monte etmek ve uzun süreler vermek çok zor. O yüzden de bence bu sene ağır ağır, Ocak'tan sonra gelecekse o ağır ağır süreler alacaktır. Önümüzdeki yıldan itibaren yeni kadro yapılanmasında değerlendirilecektir ve Fenerbahçe bu oyuncudan çok önemli paralar kazanma şansına sahip. Çünkü Boca Juniors'da zaten bu kadar direnmesi ve bize ihtiyacımız var, hiç olmazsa ocağa kadar bizde oynasın demesinin altına yatan nedeni o, tabii ki iyi oyuncu olduğunu, kumaşının iyi olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'de bu kazan kazan projelerini hep yapıyor. O yüzden de ben inanıyorum aldığı oyuncuların yararlı olacağına ve para kazandıracağına Fenerbahçe'ye. Bakın sadece artık bu futbol alıp iyi oyun oynasın diye değil, aldığın zaman tekrar üzerine kar koyarak satabileceğin bir transfer yöntemi geliştirdi Fenerbahçe. Bunu da çok başarıyla uyguluyor. Yani 7. yıldır Fenerbahçe sürekli aldığı oyuncu, yani yaklaşık hatalı, 180 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor. Evet, hatalı, tabii hatalı transferler de var, şimdi yok demeyelim. Hani şöyle Crespo'lu ısrarı mesela, Mias Zeiss'in verim alınamamasına rağmen Ryan Kent'ine kadar Ryan Kent olsun
Krunić olsun, bunlar da hatalı transferler listesine koyabiliriz ama bir o kadar da yani alıp parlatıp attığı, sattığı oyuncular var. Fenerbahçe'nin bu konudaki başarısı tartışılmaz. Yani bir tane oyuncu satarsan tamam, bu da bir başarıdır ama bu oyuncu sayısına onlara onlu rakamlara doğru yükselttiğin zaman artık Avrupa'da seninden gelecek oyunculardan bir yani sende oynayan oyuncuların yakından takip edildiği anlamı da çıkıyor. Yani eskiden sadece İtalya ilgileniyordu, görüyoruz. Napoli özellikle başta olmak üzere ama şimdi işte Avrupa'nın birçok takımlarına Fenerbahçe'den oyuncu gidiyor. Bu da Fenerbahçe'nin bu konudaki başarısını gösteriyor. Menajer başarısı, idari menajer başarısı ve bir yönetimsel başarı olduğunu da tartışamayız tabii ki. Tabii şimdi baktığımız zaman kadroda mesela bir üçlüye dönebilir mi Fenerbahçe? 3-4-1-2 yapabilir mi? Yani yapabilir tabii ama rakibe göre şekillenecek şimdi bu. Yani mesela ben Galatasaray maçında tek forvet çıkacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani kişisel görüşüm bu tabii ki. Yine altını çizerek söylüyorum. Yani bir duyum alma, bir bilgi alma şeklinde değil de tek forvet oynayacağını düşünüyorum. Ama tabii bu, mesela belki de bu hafta Kasımpaşa maçında çift forvete dönebilir, bilemiyorum. Bunu Mourinho oyuncuların elindeki form grafiğine göre, antrenmanlarda gördüğü kadronun yapısına göre karar verecek. Karar yani, yani kötü giden bir oyunda ikinci yarıya üçlü forvete çıkmanın pek anlam getirmediği ortada. Yani oyununa maçı baştan koparacaksın. Sıkışmış oyun daha sonra daha fazla sıkışıyor ve kilidi açmakta daha da zorlanıyorsun. Mourinho bunların hepsini görebilecek yetenekte, kariyerde ve kalitede bir teknik adam. O yüzden de her şeyin en doğrusunu karar vereceğini düşünüyorum. Ben Galatasaray maçında bir şey daha söyleyeyim sevgili dinleyicilere. El Nesri ile çıkacağını düşünüyorum tek forvet. Dzeko'yu yedekte mi tutacak diyorsun? Ben öyle düşünüyorum. El Nesri ile çıkacağını tahmin ediyorum. Göreceğiz tabii ama oyun yapısı itibariyle Galatasaray'ın stoper ve kanat beklerine en ideal kilit açıcı olarak El Nesri'yi göreceğini Mourinho'nun öyle tahmin ediyorum. Evet. Evet, bu da değişik bir görüş. Emre Mor'da son durum ne? Hiçbir gelişme yok Emre Mor'da ama Rankent mesela gitmem diyor, gelen teklifleri geri, evet, çeviriyor. Geri çeviriyor. Ama antrenmanlara ayrı çalışıyor takımla birlikte. Emre Mor'un da kadroda düşünülmediği gayet net ortada. Ama günlerde gelip geçiyor işte. 2-3 yere de gitmedi. Emre Mor'un yani çürümesini istemem açıkçası. Çünkü milli takım düzeyinde bir oyuncu. Cengiz olsun, Emre Mor olsun süre alması gerekiyor ki milli takımlara kadar tekrar yükselebilsinler, tekrar kendilerini gösterebilsinler ama Mourinho düşünmüyor. Yani oysa ben Topuk Yaylası kampına gittiğimde Mourinho'nun çok ilgilendiğini gördüm Emre'yle. Yani şaşırdım sonra da. Yani Kent'e de zaten hazırlık maçlarında forma şansı verdi. Ben ikisinden de yararlanma ihtimalini, en azından kadroda tutma ihtimalini gördüm ama sonra belki de bunlar şey olarak düşünüldü. Yani biraz vitrinde olsun ve talipleri çıksın. Yani oynayan oyunculara talip daha çok çıkar biliyorsunuz. Hatta bazı yorumcu arkadaşlar da onu söyledi. Fenerbahçe'yi düşünerek oynatıyor Kent'i diye. Krunić'i, Kent'i, hazırlık maçlarında Emre Mor'u o yüzden oynatıyor ki talipleri çıksın diye. Çünkü hiç oynamayan, kadro dışı gözüken oyunculara tabii ki alan takımlar hem düşük para sunarlar hem de düşünürler acaba bir sorunu mu vardı oynamıyor diye. O yüzden de oynatmayı de seçiyor diye yorumlar yapmışlardı. Kısmi haklılıkların olduğu gözüküyor açıkçası. Tabii şunu da söylememiz lazım. Büyük umutlar alınan Levent Mercan ve Oğuz Aydın tabii ki Avrupa kadrosuna yazılmadılar. Onlarla ilgili senin görüşün ne? Bakın bunlar Avrupa kadrosuna alınmadılar derken yani onların kötü oyuncular olduğunu ve anlamında hatalı transferler olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin o kadar önemli bir kadrosu var ki şu an baktığınız zaman o nedenle özellikle büyük maçların ardından lige dönüş olacak. Demin de söylediğim gibi Avrupa'da çok önemli 8 maç oynayacaksınız. Bunun belki de daha ileriye gitme şansın olacak. O yüzden dönüşlerde her oyuncuya ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Ama Levent'in biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama Onur'un süre alacağını ve Fenerbahçe'de bu da kazan kazan transferlerinden biridir. Çok başarılı olup Fenerbahçe'ye para kazandıracak, Avrupa'ya gidebilecek önemli oyunculardan biri olacağını dair bilgiler edindim. Hem eski oynadığı Bucaspor'dan edindim hem de Fenerbahçe'deki yaptığı antrenmanlardan ve onu transfer eden kişilerle yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim bu doğrultuda. O yüzden de ben hatalı transfer olarak görmüyorum ama şimdi Fenerbahçeli taraftarlar şöyle düşünüyor. Yani aldım bir iki oyuncuyu
Avrupa kadrosuna koymadın. Ya ben o zaman kalemi size vereyim. Onur'u veya Levent'i koyar mısınız şu an hazır olmayan? Oğuz'u, Onur değil, Oğuz'u. Özür dilerim, Oğuz'u. Koyar mısınız yani şu anki kadroya? Hemen nereye koyacaksınız ayrıca? Kimi keseceksiniz? Öyle baktığınız zaman ben o yüzden Mourinho'nun onları Avrupa listesine almamasını çok doğru ve mantıklı buluyorum. Yani şu an elinde çok önemli ve çok geniş bir kadrosu var. Oynayabileceklerle, yola devam edebileceklerle şu an... onları kadroya aldı. Diğer oyuncuları da pişirecek, hazır hale getirecek. Daha uzun bir lig maratonu var önünde. O yüzden oralarda da yararlanacak tabii ki oyuncuların hepsinden. Zamanla ama. Tabii şimdi sen konuşurken ara ara sorular da geliyor. Barış Akyol demiş ki Aygün abi selamlar. Benim sorum Süleyman Bey. Kaç aydır oynamayan Eren Elmalı niye kadroda, milli takım kadrosunda diye soruyor. Evet yani tabii o da ki, hoca tercihi tabii ki. Yani hoca tercihi yani işte Eren Elmalı'nın genç ve potansiyeli yüksek olan oyunculardan biri olduğunu biliyoruz. Yani o da Kasımpaşa'da oynarken birçok takım peşindeydi onun. Hatta Fenerbahçe'de şu an Trabzonspor'da ama o zaman Fenerbahçe'de hepsini almak istediğini biliyorum. Hatta Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sayın Uğurlu'yla ben röportaj yapmıştım. Orada da kendisi söylemişti. Türkiye'nin şu an en iyi beklerinden biridir. Milli takımda yeri değişmez olmalıdır şeklinde söylemişti. Bu işte dediğim gibi biraz oyuncu eksikliklerinden, her yerde yabancı oynamasından kaynaklanan bu da bir yara. Orada Mert oynuyor şimdi. Yani o yüzden de alternatif çözümler olabilse zaten Mert'i belki de sağ bekte oynatacak. Yani ona göre değişiklikler. O yüzden yani çaresizlikten de kadroya alınan oyuncular da var tabii ki. Tabii İsmail Eroğlu, demin sen dedin ya Mert üzerinden Uğurcan'ın biraz formsuz dedi ya. Evet. İsmail Bey diyor ki Uğurcan neresi formsuz? Şu an ligin en formda kalecisi diyor. Trabzonspor'a kadar baktığım zaman Uğurcan'ın da bu sene çok maçı çevirdi. Tabii ki çok iyi oynamasını istiyor. Ama tabii burada Altay'dı, Uğurcan'dı, Mert üzerinden gidersek milli takıma zarar veririz. Veririz tabii ki. Ama biz de Şevki iyi olmasını ve başarılı olmasını istiyoruz ama yani Uğurcan'ın milli takımda aldığı sürelerde çok iyi çizgi performans gösteremediğini gördük. O yüzden yani bir süre geçirmesi gerekiyor. Yani uzun bir süre iyi oynaması gerekiyor ki milli takım kalesinde yeniden devralabilsin. O manada kötü bir niyetle söylemedik tabii. Doğru, doğru. Süleyman, ekleyeceğin herhangi bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. İnşallah akşam benim bizim yüzümüzü güldüren, keyif aldıran ve güzel futbol oynatan, güzel futbol oynatan, İzmir'in kurtuluşunda İzmirlileri heyecanlandıran, keyiflendiren bir maç olur ve ligimize milli takımdan mutlu bir şekilde dönmüş oluruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum herkese. Hoşçakalın. Evet, attığımız Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Ama tabii bu akşam hakikaten çok önemli bir maça çıkacağız. İzlanda maçına çıkacağız. İnşallah milli takımımız bu akşam zafer ve zaferler elde eder. Biz de yarın sabah bu konuyu güzel bir şekilde izleriz. Sizlerle beraber değerlendiririz. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Ters köşenin de sonuna geldiğimiz bir tek daha söylüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Radyo Spor'da kalmaya devam edin. HDI Sigorta Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. HDI Sigorta.